Merhabalar, iyi haftalar diliyoruz herkese. Ben Orkun Gödek. Işık Bey hoş geldiniz. İyi haftalar, sevgiler, saygılar. Mert Yılmaz yok bu hafta. Biz Mert Yılmaz'ın yerini doldurmaya çalışacağım bu hafta. İki kişilik mi oynayacaksın? İki kişilik oynayacağım. İki kişilik. Aurelio, Marco Aurelio gibi. Doğru, hem Mehmet olacaksın. Ön libero'ya da giderim, ileri de çıkarım. Hep dikin ama, yana değil. Bu hafta Işık abiyle birlikteyiz. İkinci yarıda da Özgür Atipoğlu sağ olsun bizi kırmadı. Onunla birlikte olacağız. Biraz dışarıyı konuşacağız kendisiyle de. Geçen Işık abi yokken epey bir dışarıyı konuşmuştuk kapsamlı. Altını, petrolü. Bu hafta da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Keşke Mert Yılmaz da olsaydı da hep beraber biraz sohbeti daha geniş yapabilseydik. İçeriden başlayalım. Özgür'le daha dışarıyı konuşuruz diye düşünüyorum. Günün haberi içeride açığa satışla ilgili. Sabah, açık ara. Sabah gelen haber. Vallahi kaderin bir cilvesi mi diyeyim bilmiyorum. Yasak geldiğinde ben yine yayındaydım. Başka bir kanalda. Bugün. Bu ilk Exbank yasağı geldi mi yoksa bütün kapsayıcı? Ekim'deki. Bir Ekim'de bir Şubat'ta geldi ya. Şeydeki kapsayıcı değil mi? Şubat'taki kapsayıcıydı. Evet, ikincisi. İlk bankalara gelmiş. Evet, evet. Bugün de yine... kalkabileceğine dair hani kaynaklara dayandırılan haber sonrası da yine aynı yayında olmak da kaderin bir cilvesi artık mesaj mı bilmiyorum. Vallahi istersen MSCI ile başlayalım. Hikayeyi ta oraya kadar biraz genişletelim. Geçtiğimiz hafta MSCI'ın düzenli yaptığı açıklamalar var çeyrek sonlarında. MSCI biliyorsun, yani izlemeyenler için daha kapsamlı anlatıyorum. Belirli endeksler oluşturuyor ülkeler bazında. Sektörler bazında ülkelerin içerisinde ve bunları belirli zamanlarda gözden geçiriyor. Belirli şirketleri sokuyor, kriterlerine göre belirli şirketleri çıkarıyor. Buradaki ülke payına göre sana bir fon girişi oluyor ya da fon çıkışı oluyor. Bunu Türkiye özelinden biraz konuyu çıkartacak olursak herkes hani ilk böyle dışarıdan bir negatif haber geldiğinde bize karşı yanlış bir algı mı var gibi bir şey oluşuyor. Hayır. Çin son zamanlarda MSCI'ye girebilmek için, pay alabilmek için son 2 yıldır, 3 yıldır hatta daha geniş zamana göre son 5-6 yıldır çırpınıyor. Hatta Çin'in gelmesinden sonra bizim gibi ülkelerin çoğunun payı da düştü. Biz ikilerdeyken neredeyse ikiye yaklaşmıştık bir 5-6 sene önce. Şimdi MSCI'deki payımız 0.45 oldu. Burada da kaç defa konuştuk bu programda. Class A shares dediğimiz, evet. Çin ana kıtasında olan hisseler içeri girmeye başladıktan sonra Çin'in ağırlığı da %30 üzerine yükseldi. Evet. Ciddi. Bizim gibi diğer üyelerden de pay aldı, para aldı diyelim. Bir de bize vuran Suudi Arabistan tadavul borsasının, evet, rallisi ve Aramco halka arzı oldu. Onlar da bizi vurdu. Güzel yakaladım valla. MSCI'den bir açıklama geldi. Aslında MSCI hani bunu akşamdan sabaha yapacağım demedi. Mevcut durumu anlattı ve mevcut koşullarda daha bozulma olursa Türkiye'de piyasa erişebilirliğinde biz sınıflandırmasını gözden geçirebiliriz şeklinde mealen bir açıklamaydı bu. Bunun tabii devreye alınsa bile zamanlaması en az herhalde bir seneyi bulurdu diye düşünüyorum ben. Çünkü açıklamasından bir 6 ay sonra falan düzenlemeler oluyor. Biz de zaten yani sektörün neredeyse tüm katılımcıları, biz de kaç defa burada söyledik, artık açığa satış yasağının bir şekilde kademeli de olsa kaldırılması lazım. Yani biraz zamanı geçiyor çünkü diye. Hem içeride BIST nezdinde Takas Bank'ta Merkezi Kredi Kuruluşu'nda bir çalışmalar vardı. Ben biliyorum. Hem de MSCI'nin açıklamaları biraz üst üste geldi. Bugün gelen haber akışında da otomasyona otomatize edildiği, işte elle bizim dealer arkadaşlarımızın girdiği, ama onun artık hani bir gün giriyorsun ve bir sonraki güncellemeye kadar bir daha girmene gerek kalmayacağı şeklinde anladım ben. Takas Bank üzerinden. Evet, Takas Bank üzerinde. O şekilde bir çalışma yapılıyor. Muhtemelen bu tabii benim fikrim, kendi çıkarım ama 1 Temmuz'daki endeks değişiklikleriyle herhalde bu haberi de takip ederiz. Ya yani bir olmaz, ikisi olur, üçü olur bilmiyorum ama herhalde çok uzamaz. Yani Ağustos olmayacağını biliyorum bu haber akışının. Ben açıkçası bunu bardağın dolu tarafından görüyorum. Likidasyon, piyasa erişebilirliği, genel bozulan son dönemdeki Türkiye algısı açısından bence pozitif. Yani burada ben sosyal medyaya baktım bugün gün boyunca. Özellikle belirli bir kesimde açığa satış yasağı niye kaldırılıyor ki, küçük yatırımcı ezilecek de şu olacak da, yani buradaki yasağın kaldırılması, işler yolunda gittiğinde ve siz doğru işler yaptığınızda herkesin size karşı açığa satış pozisyonu alacağı anlamına gelmiyor. Bunlar önemli şeyler. Bu arada vakalar gelmiş 1374 bugünkü vaka sayısı. 1000'in üstünde 1500'e yakın, 1300'ler falan o civarda devam ediyoruz.
Ne diyorsun? Önce istersen en sıcak bununla şey yapalım. Ne dersin? Benim bu Covid'in Türkiye gidişatı değil de küresel gidişatı üzerine söyleyeceğim çok şey var ama izinle Orkun, ben yeni açığa satış uygulamasını, bu Takas Bank üzerinden açığa satış uygulamasını gayet pozitif görüyorum. Açığa satış olmayan bir piyasa gerçek bir piyasa değildir. Açığa satış o kadar değerli bir şeydir ki bazı hisseler, bunu Mehmet Gers kardeşimiz de geçen hafta yazdı, güzel de yazdı. Bazı hisse senetlerinin kendi piyasa değerlerinin üzerinde günlük hacim dönüyor olmaları gibi bazı şeyler yaşamaya başlamıştık. Olmaması gereken olaylar yaşamaya başlamıştık. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim anlamamız gereken şu. Açığa satış yasağı ilk önce neden geldi? Açığa satış yasağı Covid'den gelmedi. Açığa satış yasağı Halk Bankası'na karşı Berman'ın New York mahkemesinde söylediği ve o zaman biliyorsun Halkbank avukatları bir şekilde mahkemeye gitmiyorlardı. İki kez falan gitmediler diyorsun. Gitmediler, gitmiyorlardı. O dava üzerine geldi. Ve Halk Bankası hissesi 16 liradan başladığı aşağı trendinde 5 liraya düşmüştü. Ve biz dedik ki bu haber akışına, biz dediğim Sermaye Piyasası Kurulumuzun üst düzey yöneticileri ve Borsa İstanbul'un üst düzey yöneticileri dediler ki biz bu açığa satış yasağını sadece Halk Bankası'na getiremeyiz. Exbank'taki bütün 6 tane büyük, Exbank dediğimiz ana endeksin 6 büyük bankasına getirelim. Yani BIST'in ana belirleyicileri dediğimiz grup bizim. BIST'in ana belirleyicileri olan 3 tane endeks var hepimizin bildiği gibi. Banka endeksi, holding endeksi, sınai endeks. Tabi bunun yanında bir de çok önemli hisseler işte havacılık, perakende falan var ama 3 tane belirleyici endeks var. Şimdi buradan baktığımızda ben geri dönüşün de bankacılık hisseleri ya da BIST 30 hisseleriyle başlayacağını düşünüyorum. Temmuz ayında senin dediğin gibi gayet güzel olur. Beni bugün çok sevindiren olay bankacılık hisselerine gelen alımlardı. Şimdi bazı arkadaşlar bankacılık hisselerine bugün gelen alımları BDDK'nın yaptığı aylık veri açıklaması üzerine okumayı seçmişler. Bence o yanlış. O tetikte yani... Yani böyle bir tetikleyici ateş, olamaz. Ek odun attı. Olamaz şimdi. Katalis, orada güzel rakamlar vardı. Sermaye yeterlik rasyomuz yüzde... sermaye yeterlik rasyomuz %19'a yükseldi. İyi bir kar var. İyi bir karlılık oranı var. %77 karlılık oranında gelişme var. Şimdi biraz piyasaları ve para trade etmeyi bilen arkadaşlarımız bilir ki BDDK'nın bu açıklamaları bankacılık sektöründe %3.7 alıma neden olmaz. Yani standart gelen bir şey zaten. Yani o standart gelen bir şey ve Orkun geçmiş veriyle, geçmiş oluşumlarla hisse senetleri trade etmez. Yani bu 2 kere 2, 4. Geçmiş oluşumu. Şimdi %3.7 bankacılık sektörümüz giderken kamu bankalarımız, Garan, Ak hepsi bugünü hacimli iyi kapadılar. Ve bugün gelen haber akışı neydi? Açığa satış yasağı kalkıyor. Şimdi bu Twitter'dan filan oradan buradan yazan arkadaşlara şunu söylemem gerek. Eğer bu hareketin aksini görseydik biz o zaman biraz haklı olabilirlerdi. Yani diyebilirlerdi ki ya dur bak açığa satış yasağını kaldırmaya biz şu anda karar verdik. Ki bunun zamanlamasında biraz bence geç kaldık. Biraz geç kaldık bence. Yani şu MSCI şeyini görmememiz lazım. Yani onunla bağlantılı olmasa bile insanları ilişkilendirmesi normal yani. İnsanlar peşine geldi çünkü. İnsanları ilişkilendiriyor, evet. Yani Orkun ne yazık ki piyasada insanlar bu tip şeyler olduğunda bununla ilişkilendirmeyi seçiyor. Yani şu MSCI denen kuruma şu şansı sen vermeyecektin. Yani diyecektin ki dur ya ben hani bankacılık sektöründe
Piyasamız 82 binden 115 bine gitmiş. 1.2 sentten borsamız dolar bazında 1.6'ya gitmiş. Yeni yatırımcı katıyoruz, şudur budur. Ha, yapmamız gereken en az 28 tane şey var şu anda. Tabii. Yatırımcıyı korumak için, yani yerli yatırımcıyı. Ve aynı zamanda da yabancı kurumsal yatırımcıyı tekrar çekmek için. Fakat onlardan bir tanesi buydu. Ve bugün yapmaya karar verdik. Ve piyasa bunu aynen senin dediğin gibi pozitif karşıladı. Piyasa neden bunu bankacılık sektörü üzerinden fiyatladı? Bak Orkun, ben her gün bir tane hisseyi takip ediyorum. Adı BİMAŞ. BİMAŞ benim için çok önemli bir indikatör haline geldi. BİMAŞ'ın düştüğü günler piyasadaki diğer hisselere alım gelmesi benim için piyasanın yukarı dirençlerini test edeceğinin göstergesi oldu. BİMAŞ bugün %2.2 aşağı kapandı. Geçenlerde bir arkadaşım sordu. MSCI Türkiye endeksi IM'den, gelişen ülkelerden, frontier ya da standalone. Frontier çevre ülkeler anlamına gelir. Standalone ülkeleri, tek başına duran ülke, bizim kategorimizde ne yazık ki sadece Filistin var. Yani İMİA bölgesinde şu an sadece ne yazık ki Filistin var o bölgede. Bizi oraya düşeceklerini hiç zannetmesem de oraya düşüreceklerini düşünen herhangi bir insanın tek yapması gereken şey var. MSCI Türkiye Endeksinin %15'i oldu bir maç. %15'i. 16 tane hissemiz var. Yapı Kredi geri katılıyor. Bir maç %15 ağırlığa geldi ya. Ya inanılmaz bir şey değil mi? Bayağı önemli yani hisseler var ya içerisinde. Yani şimdi tek nefese saysak. Evet. Yani BIST 30'un yarısını sayarız. Evet. Yani BIST 30'un yarısından bir fazla var. Fakat senin orada bir tane hissen var ki öyle bir ağırlığa çıkmış ki. Çok basit bir nedenden. Çünkü insanlar Türkiye ağırlığını artık indiremiyorlar. Yani %0.45'te zaten Türkiye ağırlığı ineceği kadar inmiş portföylerde. Bir şey sattığı zaman bir şey alması gerekiyor. O adam da neyi alıyor? Pozitif olduğu hisseyi alıyor. Bu kadar basit. Bugün BİMAŞ'ın %2.2 düşmesi, bankacılık endeksinin %3.7 çıkması, bugün SPK ve BİST'in sabah aldığı kararın ve bir o iletişim kanalından dışarı yayılan kararın çok doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Bunun bir adım ilerisi de tabii ki bütün borsadaki açığa satış yasağının kalkmasıdır. Sadece BIST 30, BIST 100 gibi ana endeksler değil. Bence o da gelecek. Yani anladığım kadarıyla sen tabii her zamanki gibi şahane özetledin. Ortada bir varlık kazanımı var ve piyasaya da yeni gelen insanlar var, yatırımcılar var. Bunları hep konuşuyoruz. Bunları da bir miktar daha kademeli geçiş için ve korumak için önceliği BIST 30'la başlatıyorlar. Yani bir kere de hepsini kaldırmamak şeyiyle. Çok yanlış değil. Bugün yani ismini vermeye gerek yok ama yine bu taraftan konuyla ilgili kişilerden birisiyle konuştuğunda hakikaten çok güzel bir şey söyledi. Ben dedim ki biz bu otomasyonu akşamdan sabah bu projeyi yapabilseydik zaten şimdiye kadar beklemezdik. Yani hani MSCI'nin peşine gelen eleştirilerden bağlantı kurarsak. Tabii çok haklı. Aslında bu çok, çok uzun haklı. Zamandır yapılan tabii, bir çalışma. Ama kabul edelim ki gün sonunda geç kaldık mı kaldık. Yani MSCI'nin bir açıklama yapacağı, yani Türkiye ile ilgili olmasa da belli mi tarihi? Belli. Hep de tarihi belli olmuş mudur? Olmuştur. Biliyor muyduk? Biliyorduk. Bir Türkiye açıklaması gelme ihtimali hep var mı? Var. Aslında bir gün önce, bir gün sonra, 24 saat önce, 24 saat sonra. Bir şeyler belki yine bugünkü gibi hani kaynaklar vasıtasıyla hani en azından bu konuda bir çalışma var. Kısa zamanda neticeye kavuşacak. Biz bunları sektörün de hayrını anlatıyoruz yani. Şimdi burada kimse ne küssün ne darılsın. Hani burası daha iyi bir yer olsun, daha iyi sektör olsun ve hepimiz birlikte kazanalım diye. Ve kararın da ne kadar doğru olduğunu da hep beraber burada söylüyoruz. Alkışlıyoruz da yani iyidir. 1 Temmuz'la birlikte de devreye girer. Katılıyorum bankalarla ilgili dediğine. Yani tamamen algıyla ilgili. Yani ben o düşünceye asla katılmıyorum. Bir anda açığa satış yasağı kalkacak, borsa düşecek, şu olacak, bu olacak. Hayır yani şu anda dışarıya paralel bir ortam var. Ayrıca borsa bu yasak varken Ekim'den beri düşmedi mi? Düştü. Yabancı yatırımcı gitmedi mi? Gitti. Toplamda borsadan hissesiyle, dipsiyle birlikte baktığında 4 milyar borsadan çıkış var dolar. Toplamına bakarsan 11 milyar dolar. Çıktı mı çıktı. Şimdi aslında bu açığa satış ne yapıyor onu anlatmak lazım. Buradan çıkacak olan fon ya da yabancı yatırımcı bunu ortalama 2,5-3 günde satıp gidiyorsa
Açığa satış yasağı olduğunda daha zamana yayıyor değil mi? 7 gün oluyor, 8 gün. Yani afak konuşuyorum, 10 gün oluyor. Burada kaç kez konuştuk. Mayıs ayında hiç durmadı. Hatta Mert Yılmaz'ı kulakta çınlasın. Devamlı kafasına verdiler, burada anlatıyordu hisselerle ilgili. 2 hafta burada bankacılık hisselerinde satış takip ettik değil mi? Hiç durmayan aralıklarla. İşte o süreyi biraz uzatıyor. İvmesini kırmaya çalışıyor. 10 milyonlarca lot. Evet, sen de söyledin. Bak milyonlarca değil. 10 milyonlarca lot Akbank'la beraber başlayan, garantiye sıçrayan bir, sonra da işçiye sıçrayan bir satış vardı. Bu satışın bizim piyasada kol kesmek dediğimiz, yani belirli bir yerden adam bankayı almış, atıyorum borsamız 3 sentken almış ya da 4 sentken ya da Allah korusun onun için 5 sentken, adam geliyor ya diyor ben artık Türk lirası varlıklarda pozisyonumu sıfıra indiriyorum. Şimdi bu kararı bir fon yöneticisi verdiği zaman fiyat önemli değildir. Orada yani çünkü order yani ordino sürekli geliyorsa, ki 2 hafta boyunca geldi bu ordino. Yani bankacılık endeksinin sınai endekse karşı baktığımızda 1.10'dan 0.88'e düştüğünü gördük. Hala bugün 0.90 yani. Hala bir de gittiği yok. Hala ya insanlar diyor bankalar çok gitti filan. Ben şaşırıyorum yani nereye gitti filan diye, Allah Allah ben yanlış rakamlara mı bakıyorum filan diyorum. Ya 1.10-1.15 arasından banka sınai rasyosu 0.90 hala. Bugün banka hiç yere neresi gitti biliyor musun? Sen bana hep derdin Orkun, evet. bak ilk tanıştığımızda. Banka böyle sanayi rasyosu bugün Eylül 2018 seviyesinde. Bak aradan evet. 2 yıl geçmiş. Hiç panik seviyede yok. Evet. Evet. Şimdi burada çok enteresan bir şey oluyor. Bizim için çok iyi bir şey o. Gelişen ülke hisse senetleri ETF'lerine geçen hafta ciddi para girişi oldu. Uzun zamandır ilk defa. SGMK tarafında olmadı. Hisse senetlerine oldu. O para nereden çıktı? Gelişmiş ülke hisse senetlerinden çıktı. Şimdi biraz grafik bakmayı seven, biraz da hani bu işe yatkınlığı olan genç kardeşlerime şu grafiğe bakmalarını öneriyorum. MSCI EM rasyosuyla MSCI dünya rasyosu, büyük çoğunluğu ABD hisse senetlerine oluşan bu rasyoya baktığınız zaman 10 gün evvel, 10 trading günü evvel bu rasyonun 10 küsur senedir görmediği seviyelere düştüğünü göreceksiniz. Bu da neden? İnsanların panik anlarında, bak bu psikolojiyi hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. İnsanlar panik anlarında teknoloji alıyorlar, Nasdaq. Ya böyle hani bize şimdi tabii çok uzak gelen ama senle bunun çok muhabbetini yapmışızdır. Yani şaka yollu bir şey ama FANG dediğimiz hisse grubu insanların altın gibi, ABD tahvili gibi riskten kaçış anlarında sığındıkları bir yer oldu. Cennetteki son melek. Evet yani böyle hani bunu normal birisi hani benim bu işleri öğrendiğim zamanlarda gelse anlatsa ben derdim ki hani aklından zoru var bu adam ama öyle oldu. Gösterge onu gösteriyor. Şimdi o biraz dönmeye başladı. EM 10 gündür dünyadan MSCI dünya endeksinden pozitif ayrışıyor. Şimdi bu bizim için çok iyi bir şey. Bizim borsamızı en büyük destekleyici hareketlerin, yani Borsa İstanbul yukarı trendleri vardır, bir de aşağı trend. Borsa İstanbul yukarı trendlerinin, uzun vadeli trendlerin her zaman EM hisse senedi endeksi, ki EM hisse senedi endeksine baktığımızda %72'si Asya, değil mi? İşte %30'u Çin. Bu hisse senetlerinin yükseliş trendine girdiği zamanların bizim için iyi zamanlar olduğunu görüyoruz. Ve inşallah Özgür kardeşimiz bu konularda çok bilgili bir insan. Bana göre Türkiye'nin en iyi makro insanlarından biri bu konularda konuşacak. EM için, gelişen ülkeler için Çin'den bugün inanılmaz pozitif bir haber geldi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere Çin hükümeti bir kademe daha yardım edeceğini ve yeni bir paket açıklayacağını söyledi. Faiz de düşürüyor üstelik. 8 defa ZK indirdi, 5 defa faiz indirdi, yetmedi, bir paket daha açıklayacağım diyor. Adamın parası var mı, yapabilir mi? Yapar. Ve bu arada pandemide o kadar aman aman da bir maliyet
teşviğe de girmediler. Hani herkes de eleştirdi falan. Ama en sessiz sedası toparlayan da bunlar. Sanayi karlılıkları geldi işte Mayıs'ta toparlamışlar. Girmedi. Ve bu haber akışı benim için o kadar önemli ki bugün kendi kendime portföyümde şey yapayım mı diye düşündüm. Yani MSCI gelişen ülke endeksi al, Nasdaq sat yapayım mı diye. Ama son 12 senede Nasdaq açığa satan ve para yapan bu tip bir zamanda çok az olduğu için kendi kendime yapma dedim. Hele ki böyle bir likitte ortamında. Evet, böyle bir likitte ortamında. Ama şöyle baktığımızda Türk hisse senetleri için bugünkü karar benim için pozitiftir. Zaten bankacılık endeksi onu söylüyor. Kamu bankaları bugün çok önemliydi. Ben özellikle kamu bankalarını takip ettim. Son bir saat yine. Yine kamu bankaları kalkmaya başladı. Vakıf Bank önderliğinde. Vakıfta bugün inanılmaz bir alıcı vardı. Çok pozitif. Şimdi baktığımız zaman açığa satış yasağı bir, gelişen ülkelere Çin'den gelen haber akışı iki, üçüncüsü de ya artık bunu hani söylemekten ben de bıktım ama o kadar hisse pozitif bir hikaye var ki bu negatif reel faiz arkasında. Onu çok soran insan var. Abi bu negatif reel faiz ortamı Türkiye'de değişir mi diye. Bu konuda senin de görüşlerini merak ediyorum. Ya ben değişmeyeceğini öngörüyorum. Yazayım ben. Sen benim yazdığım her şeyi okuyorsun. Yazayım. Ya yaz yani. Ben çünkü Türkiye'deki portföy yöneticiliği ve sermaye piyasaları ortamının şu andaki bir numaralı konusu olarak bunu görüyorum. Negatif reel faiz o kadar önemli bir şey ki paranın yönünü belirliyor. Yani bu bütün Eurobond fonlarına, serbest fonlara, borsamıza, kapalı çarşıdaki güzel abilerimize gram altın olarak bütün bu ilgi oradan. İnsanlar bankadan deli gibi para çıkartırken TL plasmanı üzerinden mesela gram altın dolar enstrüman mı TL enstrüman mı? Çoğu insan için TL enstrüman, çatır bizim çatır için dolar değil. Enstrüman. Ben gram altına dolar enstrüman olarak tabii bakarım. Çok net. Net. Biz altını, özür dilerim, biz şey miyiz, Peru muyuz? Biz Şili miyiz? Biz yani altını... Madenin üstünde mi oturuyoruz? Evet, yani maden üstünde falan oturmuyoruz. Biz dışarıdan altın alan ülkeyiz. Onun için ben gram altına direkt dolar enstrüman olarak bakıyorum. Böyle bir ortamda negatif reel faiz birisi gelip bana şunu diyebilirse... Ya Şık abi, Merkez Bankamız 180 derece dönecek. Sayın Uysal ve kurmayları güvercinden bir anda Şahin'e dönecekler. Faiz indirim döngüsü faiz arttırım döngüsüne dönecek. Ve bizim enflasyon eğrimiz bir anda %11'lerden %8'lere geri çekilecek. Mevduat faizlerimiz de şu anda %7. 8'di hadi ona. %8'di hani ben stopaj sonrası 7 diyorum. Net. Bir anda %7'den %11'e çıkacak. 400 bas puan bankalar mevduat toplayabilmek için 400 bas puan daha fazla para verecekler ve böylece biz sıfır reel faize geleceğiz. Şimdi bunu öngören birisi varsa ve bana bunu anlatabilirse o zaman ben derim ki tamam kardeş ben borsa tık her şeyi sat. Hani o portföy boşalt diye bir düğme var ya. Tabii. Bazı aracı kurumlar koymuşlar portföy boşalt diye. Sanki çok önemli bir likidite varmış borsamızın her kağıdında gibi. Ola basınca bir anda böyle. Evet, o tuş da öyle bir şey değil mi? Evet abi o tuş da yani ya bunu nasıl trade ediyor insanlar bilmiyorum ama onu arkadaşlar kullanırken çok dikkatli olun. Borsamızın çoğu kağıdında öyle bir likidite yok. Ben bunu o zaman birisi gelip bana anlatabilirse ve mantıklı bir matematiksel modellemeyle anlatabilirse ben... O zaman derim ki kardeş dediğim her şey yanlış tam tersini yap. Ama şu anda şu görüntüde gerçekten borsa, Eurobond, gram altın ve yatırım fonları kral. Ve öyle devam ediyor. Ben Sayın Berat Albayrak'a
Dolmabahçe'de de o biraz güldü bana ne demek istediğimi anladı. Direkt olarak bu soruyu sordum. Çünkü benim için açık ara en önemli soru. Türkiye'de yani bu negatif reel faiz ortamı bir Covid salgın semptomu mu? Yoksa Türkiye'de devam edecek bir ortam mı? Yani biz sürekli mevduat kredilerini, bankaların kullandırdığı ticari kredileri, ihtiyaç kredilerini, konut kredilerini her şeyi aşağıda tutmak mı istiyoruz? Ki bence istiyoruz. Bu yani bence bana çok net istiyoruz gibi geliyor. Hı hı. Ama 6.85 kurda ne kadar insanlar anlatırsa anlatsın 6.85 kurda bizim enflasyon eğrimiz, indikatörlerimiz aşağı düşmüyor. Valla o kadar güzel konuyu başlıklara getirdin ki hangisine nereden gireyim bunu da ilk yarıya sığdırır mıyız Özgür'e gidene kadar? Sığdırırız. Ben bu konularda senin ne düşündüğünü çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü yani, bunlar benim için önemli konular bunlar. Teşekkür ederim. Ya açıkçası biz yılbaşına yazdığımız strateji raporunda Türkiye'nin bu sene reel faizi çok fazla vermeyeceğini düşünüyorduk. Çoğunluk gibi. Yani Sayın Uysal'ın da açıklamalarını dikkate aldığında makul reel faiz diye bir şey tanımlıyorlardı. Biz orada 0.5 puan veririz diye düşünmüştük. Tamam yani sıfıra ya da 50 bas puan. Yani sıfıra ya da eksiye düşmeyiz. Çünkü öyle bir ortam yoktu. Yılbaşını hatırlayalım. Yani bugün konuştuklarımızın 180 derece tersini konuşuyorduk. Ama biz zaten yani çok fazla reel faiz veresimiz de yok. Bir ülkeyiz biliyorsun. Yani hani öyle bir istek içerisinde değil. Yani bazı ülkeler, gelişmekte olan ülkeler bunu belirli bir standartta götürüyor. Mesela ben bunu örnek verebilirim. Yani Google'a yazdığınızda da Endonezya Merkez Bankası'nın açıklamalarını yakından takip edebilirsiniz. Biz reel faiz vermek zorundayız. Çünkü böyle böyle içeride %30'a varan yabancı dips şeyi var, payı var. Ben bunu tutmak zorundayım. Biz de açıkça diyorduk ki biz hayır vermek istemiyoruz. Bu anlaşılabilir. Ben bunu yadırgayamam. Ha, ben bunu başka taraflarından konuşurum. Biz daha düşük bir reel faiz tahmin etmiştik ama tabii pandemi bu süreci bambaşka bir noktaya getirdi. Tüm dünyada şimdi faizler aşağı indi. Reel faizi konuşurken emsallerinle ya da diğer başka ortamlarla karşılaştırmak lazım. Çoğu yerde reel faiz düştü mü düştü. Sanıyorum benim hatırladığım kadarıyla bizden başka sadece bizim emsallerimiz içinde bir yerde daha bir negatif reel faiz var. Ya da bir Brezilya ya da sıfıra mı yaklaştı öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Ama çoğunlukla reel faiz ortamı hep beraber düşmüş durumda. Tabii eksiği verip vermemek burada sen bu koşulları götürdükçe, hikayeyi koruyabildikçe çok sorun olmuyor. Bunu da nasıl koruyabilirsin? Bir, içeri yabancı girişim varsa. İkincisi ya da buradan çıkışı bir miktar maliyetli hale ya da burada para birimine karşı alınan pozisyonları birazcık daha zor hale getirdiğinde bir şekilde bunları sürecin mücadele haline getirebiliyorsun. Şimdi biz bunların çoğunu yaptık açıkçası. İşte swap ayarlamaları, işte dışarıdan Londra'dan buraya Merkez Bankası'na bankalarımızın dönmesi falan bunları bu kapsamda sayabiliriz, anlatabiliriz. Çıkacak olan gene çıktı mı çıktı. Yani hiç kimseye de niye çıkıyorsun falan filan denmedi. Borsada sonuna kadar açıktı. Ben kolay kolay bu reel faiz ortamının kısa vadede hem bizim için hem dünya genelinde ciddi anlamda artacağı kanaatinde değilim. İşler çok yoluna girmeden bir kere global büyümede gayri safi yurt dışı hasılada kaybolan büyüklüğün yani ikinci dalga riski ortaya çıkmadan yerine konma ihtimali 2021'in ortasından önce söz konusu değil. Daha bir de burada yani ikinci dalgayı falan konuşmuyoruz. Yeniden kapanmaları falan en kötü senaryo. Öyle olduğunda zaten bu 2022'ye taşınıyor. Bu da demek oluyor ki global para politikalarına sıkılaşma ihtimali kısa vadede çok fazla yok. Biz içeride kendi riskimiz olarak ayrışabilir miyiz? Ayrışabilirsin. Mesela işte bu hafta enflasyon rakamını takip edeceğiz. Merkez Bankası neden durdu? İşte enflasyon, çekirdek enflasyon gömleğine bir miktar daha atıfta bulundu. Merkez Bankası izlemeyi tercih etti. Biz burada enflasyonda Allah korusun 12,5'lar, 13'ler, 14'ler en kötü senaryodan bahsediyorum. Buralara giderse bu ortamda dahi negatif reel faizin olma ihtimali, mevduat faizinin 8,5'larda kalma ihtimali var mı? Yok. Ya da herkes dolarizasyon şeyini bir miktar daha artırırsa kalma ihtimali var mı? Yok. Tabii bahsettiklerimiz en uç senaryolar. İyi kötü bakıyorsun işte yılbaşından beri YP mevduat 7-8 milyar dolar artmış. Ama bunun içerisinden madenleri şeyi kıymetli maden hesaplarını, altın hesaplarını falan çıkarttığında aslında YP mevduat bir yere gitmemiş. İnsanlar, aynen öyle. Evet, altın hesabına İnsanlar altına dönmüş. O da net. Bir dolarizasyon mu? Dolarizasyondur. Yani sonuçta o da dolarizasyon. Başka bir çeşidi. Evet. Yani çıkılmış mı? Çıkılmış. O nedenle ben çok ciddi
Kısa vadede bizim buradan bir dönüş ihtimalimiz olduğunu düşünmüyorum. Ama burası piyasadır, ekonomidir. Her zaman ters ayakta yakalanabilirsin. Yakalamamak için de elinden geleni yapmak zorundasın. Hani bilmiyorum, reel faizle ilgili benim açıklamalarım seni şu aşamada tatmin edebildi mi bilmiyorum. Şu andaki ekonomi görüntüsünde Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarına başladığı bir görüntü olmazsa, ki şu anda olmayacağını biliyoruz küresel koşullardan, negatif reel faiz devam edecek. Bu benim için hani yani ekonomi kuralının ne olduğu gibi bir şey yani. Bu 2x2=4 kadar bana açık gelen bir şey. Onun için hani insanlar evet insanlar değişik portföy tercihleri yapan insanlar. Bu arada kendisini TL mevduat ya da sürekli tahvil fonları, repo fonları, dips fonları gibi yerlerde olan insanlar da olabilir. Bunlara inanan insanlar da olabilir. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda baktığımız zaman Türk insanının tercihi o kadar açık bir yöne doğru ilerliyor ki, bunu destekleyen iki tane faktör var. Bir, aracı kurumların kredi kullandırım oranları. Çok yüksek seviyelerde devam ediyor. Ama daha hiçbir şey değil. Çünkü ben bunu bu tip bir hareketi küresel bazda iki yerde gördük. Bir tanesi Çin'de 2006-2008 emtia balonu zamanı gördük. Ben bunu burada anlatmıştım hatta Mert. O grafikleri getir koyacağız demişti hatırlarsan. İkincisi de nerede gördük? 1998-2000 Nasdaq zamanı gördük. Teknoloji. Teknolojinin balonu. Evet. S&P'nin ileri dönük FK'sının fiyat kazanç oranının 30'a tarihinde ilk defa yükseldiği yerdir. 30'a. Şimdi buradan baktığımızda bu tip zamanların çok çok uzağındayız. Bir kere böyle hani 6 FK'da işlem gören Borsa İstanbul için işte bilmem ne filan. Ama aracı kurumların kredi kullandırım oranları sürekli yükseliyor. Neden? Çünkü borsaya gelen güzel kardeşlerimiz 350 bin yeni hesapla, o 350 bin yeni hesap çok yakında 500 olacak, çok yakında 1 milyon olacak. Bu benim kişisel görüşüm. Artarak devam edecek. TL mevduattan çıkan para direkt yatırım hesabına girecek. Buradan baktığımızda kredi kullandırım oranları artıyor. Kredi kullandırım oranları arttıkça işlem hacimleri artıyor. İşlem hacimleri arttıkça da değişik yerlere olan, mesela bizim hisse senedi ağırlıklı serbest fonlarımız var. Bizim değişken fonlarımız var hisse senedi ağırlıklı. Bizim direkt olarak BIST 30 ya da BIST 100 endekslerini alabildiğin hisse fonlarımız var. Bunlara da ilgi artıyor. Çünkü bankalar, bankadaki şubelerdeki ve bölgelerde oturan güzel satış pazarlamacı kardeşlerimiz bunları ürün olarak benim sunmam lazım artık müşterime diyor. Artık böyle eskiden sadece kendi kafasında TL mevduat ve dolar mevduat fiyatlaması yapan kardeşlerimiz gidiyorlar direktörlerine, GMY'lerine, başka bir dünyaya girdik, bize şimdi bu lazım diyorlar. Özel bankacılıktan bunların şeylerini alıyorlar, fonları. Bu mesela çok yeni bir şey Türkiye için. Ve yıllarca bu taraf hiç gelişmedi. Hiç yani gelişmedi. Hiç anlatılmadı. Yani portföy yönetim şirketlerine burada çok fazla görev düşüyor. Bizim özel bank dediğin gibi çalışan arkadaşlarımız, yatırım tarafında çalışan arkadaşlarımız o kadar çok iş düşüyor ki. Yani tamam bu yeni 300 binden fazla insan geldi buraya ama bunlar sadece hisse senedi piyasasında kalmasın. Bunlara VIOP olduğunu da anlatalım, opsiyonu da. Geçen hafta konuştuk, varantı da anlatalım. Evet. Yani tek bir tarafta kalmasın. Yani biz ne kadar anlatsak burası o kadar gelişir. Gelişecek ve bu daha yeni başladı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani insanlar diyorlar ya o filan 82 binden 115'e. Dur kardeş daha ya, senin borsan 1.6 sentte. Bir şey yok. 6 FK 1.6 sentte. Ama bunun, bu oyunun gelişmesi için bir tane şeye ihtiyaç var. Nasdaq ve Şangay ve
o zamanki CSI 300 Çin endeksleri gösterdi ki bankacılık sisteminin açtığı krediye ihtiyaç var. Çünkü insanlar sadece öz sermayeyle, sadece nakit parayla değil, gün içi işlemleri krediyle yapmayı seviyorlar. Çin insanıyla Türk insanı aynı. Ama bunu da çok kontrollü yapalım. Ama, FX piyasasında olanı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bir sektör büyüdü. Bunu şu anda bence çok kontrollü ve iyi yapıyoruz şu anda. Bence. Çünkü bankacılık sektörü bir anda şeyleri açsa çok enteresan hareketler olur. Bankacılık sektörü bir anda o likidite musluklarını aracı kurumlara açsa, aracı kurumlar gidip her hafta 500 milyon oradan bilmem hani borçlanma yapıyorlar ya. Aracı kurum geçenlerde birisi sormuş, aracı kurum niye bu kadar borçlanma yapıyor diye. İşte anlatıyoruz neden yaptığını. Bu likidite musluğu açık kaldıkça o oyun devam eder. O likidite musluğu kesildiği gün portföy boşaldı. İkinci önemli unsur da burada çok dikkatli olmamız gereken başka bir şey var. TL mevduat fiyatlaması için bankacılık sisteminde değil mi belirli bir kredi oranları var. İşte bunun içinde belirli bir mevduat tutuluyor. Evet, bankalar daha değişik yerlerden, sendikasyonlardan filan kendilerini fonluyorlar ama bankacılık sistemindeki TL mevduat oranları ki şu anda çok sağlıklı seviyelerde duruyor. Yani ben bu son rally başladığından beri çok enteresan anekdotlar duyuyorum bankacı arkadaşlarımdan. Bazı bölgelerde mevduatların 1/3 filan indiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Yani ciddi şekilde buradan bankacılık sektörü içinde bunun değişik büyük hikayeleri var. Bunlara da çok dikkatli ama olmamız lazım. Ama çok kritik lazım. Bir denge biliyorsun. Yani İnanılmaz. Bankaların kendini ana fonlama yeri her zaman mevduattır. Hakan Bey hep der bunu. Yani tabii Hakan Bey'in çok güzel bir şeyi bu. Yani ya, bankacılık sistemimiz bizim. Bankacılık sistemimiz kendini mevduatla fonlayan bir yapı üzerine kurulu. Nasıl Türk iş adamı, iş kadını kendini krediyle fonlayan bir yapı üzerine kurmuş, değil mi? Düşük öz sermayeli. Düşük öz sermaye. Aman abi ben cebimden... Çünkü o kadar çok kaybetmiş ki, o kadar çok kriz yemiş ki 1980'lerde, 90'larda, 2001 filan. Türk iş adamı, iş kadını demiş ki, kardeşim burada bir bankacılık sistemi var, ben kendimi oradan fonlayacağım. Bak şimdi Türkiye'nin yaşadığı en büyük problem de buradan kaynaklanıyor bence. Biz neden bu kadar bankacılık sistemi üzerine bağımlı bir ülkeyiz? Değil mi? Bizim reel sektörümüzü, KOBİ'lerimizi, turizm sektörümüzü, her şeyi fonlayan bankacılık sistemi. Çünkü iş adamımız, iş kadınımız bir şekilde senin dediğin gibi düşük öz sermayeli iş yapmaya alışmış. Ama buradaki konu şu, Hakan Bey'in dediği sistem kendini TL mevduatla fonladığı için eğer bankacılık sisteminden bu kadar TL mevduatın yatırım fonlarına, borsaya, gram altına, Eurobond tahvillerine geçtiği bir ortamda sistemin TL mevduat oranlarını da çok yakından takip etmemiz lazım. Ya zaten o düşüş durdu. Yani iyi de oldu. Durması da hayrımıza. Yani bir miktar taban oluştu, birazcık da üstüne gitti. Yani çok değil 35-40 bas puan kadar o düşüklerden bir miktar yukarı gitti. Olması da gerekiyordu. Miktar çıkışı, yani miktarın azalmasından ziyade benim dikkatimi çeken, yani Mayıs verisiydi herhalde. Merkez Bankası sitesinden baktığımda vadeler aslında kısalıyor. Yani o 6 ay ve sonrasında artık hiç şey yok, likit. Yani çok fazla ciddi büyük rakamlar yok. Zaten yoktu. Türk bankacılık sektör mevduatlarının ortalaması yani 40-50 gün arasındadır. Yani 42-43 diyelim. O birazcık daha aşağı geliyor. Tamam, düşük faiz ortamında bunu anlamak mümkün ama o gitgide daha da aşağı geldiğinde o zaman bankaların önünde şöyle kocaman bir soru işareti oluyor. 35-40 gün vade mevduat, 10 yıl 15 yıl konut kredisi. Evet. O sohbette nereye gidiyor? O zaman sermaye piyasaları gelişecek. Yani gelişmek zorunda. Yani sadece bankacılık üstüne kurulu olduğunda olmuyor. Bu noktada sermaye piyasaları fonlama açısından o kadar önemli ki fonlama açısından bu kadar önemli olan bir yerin ülkemizde gelişmemiş olması zaten bizim bankacılık sistemimiz üzerine gereksiz bir baskı yapıyor. Bizim
krediler bölümünde çalışan bankacılarımız üzerine daha da gereksiz bir psikolojik baskı yapıyor. Tamam, bunları geçtim. İkincisi de en büyük baskılardan birini şu anda Sayın Sönmez ve Türk Varlık Fonu'na yapıyor. Zafer Bey. Evet. Bu noktada estağfurullah, müsaadenle bir de şu Merkez Bankası'nın hani politika faizi fonlama, şuna da bir değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta konuşturmadınız beni son dakikada. Merkez Bankası konuşacaktım. Kulakları çınlasın. Siz de Mert Yılmaz dediniz ki ne yapacak ki Merkez Bankası? Yani faiz indirmeye devam edecek dediniz. Hepimizi terse bıraktı. Ben de 25 bas puanla. Şaka bir yana ben de bekliyordum. Ben de bekliyordum. 25 bas puan. Evet. Merkez Bankası durdu. Zaten çoğunluğun terse kalma sebeplerinden bir tanesi. Yani çok net bu noktada bir yönlendirme daha önce yapılmamıştı. Yapılmadığı için de biz de bu toplantıda da indirir, bundan sonra durur diyorduk. Ama Merkez Bankası bir miktar daha dilini şahinleştirip enflasyonu öne çekti. Ki bence son çeyreğe kadar artık faiz indirimlerine bence ara verdik. Yani son çeyrekten önce bir daha konuşmayacağız. Çünkü çok kritik bir çizelge orada var. Orada baz etkisi Temmuz'a başlayana kadar. Evet, ama onu da görmek lazım. Bir ayla mı kalacak, gidecek mi? Temmuz sonunda enflasyon raporu var Merkez Bankası'nın sunumu. Orada yıl sonu 7,5 olan kendi beklentilerini Merkez Bankası revize edecek mi, edecek mi, ona bir bakmak lazım. Eğer yukarıya revize edecek olursa bu sene faiz indirimlerinin bence sonuna gelmişiz demektir. Yani 8'e, 8.25'e falan bir yere çekerse. Bu arada hala piyasanın 9'lar civarında bir yıl sonu beklentisinde ağırlıklı yoğunlaştığını, hatta yabancılarda çift tane yukarıya doğru da beklentileri olduğunda burada biz birkaç defa konuşmuştuk. %9,5 konsensüs diye hatırlıyorum. 9-10 arası. Evet. Hani 12-13 bekleyen yabancılar da var ama hani herkesin modeli, kur geçişkenliği, %5 daralma bekleyen yabancılar da var. Goldman Sachs ve IMF. Yani 0,1 de olsa artı da kapatır diyen de var. Ya o Türkiye'nin makro şeyleri son 2-3 yılda bir türlü konsensüs olmuyor zaten, biliyorsun. Yani özellikle yerli yabancı arasında da bir ayrışma var. Ya ben Orkun, o tarafa çok takık bir adamım. Ya ekonomist kardeşlerimiz dünyanın en iyi mesleklerinden birini yapıyorlar ve kendi modelleri filan, ben birkaç tanesiyle bu konuda görüştüm. Yani aynı rakamları kullanan modellerde 2020 büyümesi nasıl bir modelde -5 çıkarken öteki yerde 0,5 artı çıkıyor? Yani hayır, bu hani çok enteresan. Yani demek ki o kadar ayrı dünyalardaki rakamları o modellere koyuyorlar ki, sen de dediğin gibi konsensüs filan. Aslında ben şunu öğrendim, artık konsensüs filan bakmamak lazım. Yani ben bakmıyorum hani şuymuş buymuş filan diye, böyle enflasyon rakamı gelecek. İşte bir sağ olsunlar arkadaşlarımızdan, AA'dan, Forex'ten, Bloomberg'ten, her yerden konsensüs geliyor değil mi bize? Yani ben bakmıyorum. Bazen o içerideki üç konsensus da birbirini tutmuyor. Evet bence. Yani çünkü makro verilerimizdeki şeyler biraz enteresan oynaklık oranlarına yükseldi. Ya çünkü ya bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Hani bunu yani bir sene büyüyüp çok şiddetli, bir sene daha az şiddette büyüdüğümüz için falan söylüyorum. Yani enflasyon bir sene çift tane, tek tane olduğu için. Daha gelişmiş ekonomilerde bu makro veriler belli bir seyirdedir, biliyorsun. Yani çok ekstra bir şey olmazsa Amerika'nın büyümesi 2 ile 3 arasındadır. Yani Avrupa Birliği'nin enflasyonu bellidir. Hani iyi kötü orası 0,2 oynar, 0,3, ama gelişmekte olan ülkelerde özellikle bu dataların, bu serilerin, verilerin şeyi, oynaklığı biraz fazla olduğu için, hatta Güven Sakın büyümeyle ilgili bir volatilite hesaplaması var. Dünya Gazetesi'de sene, 2 sene önce yazmış. Çok güzel bir yazıydı yine. Hani orada da anlatıyordu. Yani bu oynaklıklar biraz konsensusu saptırabiliyor. Bir diğeri de şu. Aslında her yazdığımızda biz, biliyorsun, kendi beklentimizden, içimizden bir şey koyuyoruz. Yani kötümser bir ekonomisten daha daralmayı geniş bekliyorsun. Daha iyimser, başka dinamikler öne çıkarıyorsan, evet, daha farklı bir şey yansıtıyorsun. Türkiye pozitif bir insan mısın? Türkiye negatif bir insan mısın? O rakama giriyor. Evet, giriyor tabii canım. Giriyor yani. Olarak. Bunu açıkça söylememiz lazım. Yani ben tabii eskiden çalıştığım bir kurum hakkında konuşacağım. Mesela Goldman Sachs'in 2020'de Türkiye'nin %5 daralması üzerine bir makro rapor yayınlaması bana büyük bir sürpriz olarak geldi. Çünkü Türkiye'deki en negatif Türk ekonomist bile oralarda değilken, yani bu rakamın masa üzerine konması, şu kredi büyümesinde sen söyledin değil mi? Yani
baktığımız zaman kredi büyüme rakamları böyle bir şey gösteriyor mu şu anda? Yani kamulardaki, sadece kamudaki büyüme %130. Yani Fatih Özatay da yazmıştı geçen gün. Yani hani bu rakam nereden geliyor? Yani bilmiyorum, hani bunu söylemek istemiyorum, onun için söyledim. Acaba bazı müşterileri Türkiye açık pozisyonlar mı? Yani biliyorsun abi, bu her zaman olan bir şeydir yani. Ama orada hani Türkiye'yi konuşurken raporun içerisindeki başka yerlere de bakmak lazım. Ben raporu görmedim, rakamı biliyorum ama. Ben belki... sadece o bir sayfalık gönderiyorlar ya artık raporların üzerinde isimler olduğundan PDF olarak onlar artık gelmiyor. Belki bize. Avrupa Birliği'ne çok düşük bekliyorlardır. Oradan buraya bağlamışlardır. Büyümeyi şey bekleyip belki cari dengeyi fazla ya da sıfır noktası da bekliyordur. Bilmiyorum yani. Çok detayını şey yapmadığım için konuşmak doğru olmaz. Belki kuru daha yukarıda bekliyorlardır. Evet. Yani her şey olabilir. Orada ben büyük bir ihtimalle kurun 7.27 tarihi zirve üzerine yapacağı bir ataktan olacağını düşünüyorum. Çünkü yani dünyanın en iyi finansal kurumlarından birinin böyle bir şeyi bir şeye bağlaması lazım. Böyle yani bir daralmayı. Beklentiler her zaman revizyona dahildir biliyorsun. Yani IMF bile her yıl içerisinde kaç defa revize eder. Önemli olan hani burada gidişatı bir şekilde yakalayabilmek. Ben hep ona odaklanmışımdır. Yani nokta atış falan, bunlar zaten öyle bir dünya yok. Yani bu ortamda. Bak IMF %3 ile çıktı. Çok üzüldüm. Nisan'da çıktı. Çok. Tüm dünya %3 daralacak dedi. Ama hepimize bir ışık tuttu değil mi? Ondan sonra onu %5'e çekti. Ne dedi? Bak bu sebeplerden dolayı ben bu sene aslında resesyonun global çapta biraz daha uzun sürmesini bekliyorum dedi. Aslında bunu biliyoruz. Bu sene daralma ve daralma birazcık daha uzun sürebilir. Yani orada nokta atıştan daha ziyade şeyler trendi yakalamak mümkün. Bu nedenle geçen hafta da söylediğim konuya değineceğim. Bizim en geç Ağustos gibi falan, hani Ağustos'a da kalmayalım mümkünse de bu orta vadeli programı, yeni ekonomi programı dair kendi kamu beklentilerimizi yani yatırımcılar önüne bir yol haritası koymak için bir an önce aslında bizim sunmamız lazım. Çok orada haklısın. Çalışmalar olduğunu çok biliyoruz. Çok haklısın. Çünkü bir kamunun demesi lazım değil mi? Kamunun demesi apayrı bir beklenti oluşturuyor. Yani kamunun bir, ben burada 0.5 büyüme bekliyorum. 0 büyüme bekliyorum. Eksi 1. Bak siz eksi 5 bekliyorsunuz ama ben eksi 1 bekliyorum. Mesela demesi var. Bir şey demesi lazım. Bir algı değişiyor o zaman. Bak o zaman Türkiye Cumhuriyeti bu sene eksi büyümeyecek oluyor. Ya da eksi olacaksa da büyüme performansı belirli bir yerde kalacak oluyor. O zaman ekonomistler de peşinden aslında kendini revize etmeye başlıyor. Bak bunlar kamuyu daha fazla harcayacaklar oluyor. Bak enflasyonda böyle bir yol çizdiler oluyor. Ama bunu yılın sonuna attığımız zaman olmuyor. Evet. Sen bir şey diyecektin, ben kestim sözünü. Ben şunu diyecektim. Ben sana bir tane bu konuda enteresan bir düşüncem var. Fed'e bağlayacağım olayı. Hı hı. Demin dedin ya, Merkez Bankası faiz indirimlerine şu andaki görüntüyle, enflasyon görüntüsüyle çok doğru bir şekilde veda etti. Faiz indirim döngüsüne. Ben son zamanlarda Amerika'nın gidişatında Trump'a yakın çevreden çıkan seslerin biraz şu doğrultuda olduğunu görmeye başladım. Ekonomiyi kaç kişi ölecekse ölsün COVID salgınından, biz ekonomiyi açık tutalım. Şimdi bu çok tehlikeli, çok tehlikeli bir bakış açısı. Bu Trump'ın bakış açısı olabilir mi? Zaten onun bakış açısı olduğu net. Çünkü adam kapatmada binlerce insanın olduğu konuşmalar yapmaya gidiyor. Maske falan takmıyor. Şimdi bunun zaten yani ne olduğu fiziksel olarak da belli. Adam 72 yaşında bu arada Trump. Onu da hatırlatmak isterim. Ondan sonra bir konuşma yapıyor. Diyor ki bakın Amerikan halkı diyor. Hisse senedi piyasasını görüyor musunuz diyor. Son 3 aydır diyor. Hiçbir şey yapmadınız diyor. İnanılmaz para kazandınız değil mi diyor. Herkes böyle bakıyor filan adama, o konuşmayı dinlemişsindir. Hiçbir şey yapmadınız, acayip para kazandınız. Şimdi diyor karınız sizi çok seviyor diyor, işte o sizi çok seviyor filan. Adam kafayı hisse senedi piyasasına takmış. Ve adam kafayı ekonomiyi ikinci dalga gelse de kapamayacağım, takmış bunlara. Bunlara kafayı geldiği takmış. Geldiği günden beri tweet atıyor. Yeni zirveler gördük S&P'de falan diye. Takmış. Şimdi bu psikolojideki bir adam neden buraya geldi? Çünkü öteki yaşlı amca, demokrat yaşlı amca 9 puan öne geçti Las Vegas şeylerinde, anketlerinde. 9 puan önde Biden. Bu arada %60-65 artık pay biçiyorlar şeylerde, evet. O olasılık anketlerinde Biden falan. Biden zaten bir şey söyleyeceğim, kurun
kurun 6.85'ten o kadar düşmemesinin ana nedeni olarak ben onu görüyorum. Her zaman söylemiştim. Bizim TL'de son birkaç aydır negatif ayrışmamızın, Latin Amerika'ya göre negatif ayrışmamızın ana nedeni bence şu anda Biden kazanacak fiyatlaması başladı. Ve Biden'ın Wall Street'le iyi ilişkiler içine girme isteğinde olduğu yazıları yayınlanmaya başladı. Çok önemli bir dergi olan New Yorker'da bu tip bir yazı vardı. O da onu da isteyen kardeşlerimiz, İngilizce bilenler okusun. Buradan baktığımızda, bak ben sana bir şey çiziyorum, senaryo. Şimdi Fed'in duracağı ve bir şekilde bilançosunun, ne kadar arttı bilanço? 7 trilyona geldi. Tamam, nereden? 4,5 trilyondan 7,1'e geldi değil mi? Şimdi buralarda biraz duracağı filan şey yapılıyor değil mi? Ya iki tane sektör var Amerika'da, batık, enerji, havacılık. Ya Fed böyle bir ortamda Trump seçime girerken bu iki sektörü kurtarmaya karar verse, kurtarmaya. Ki enerjiyi kurtardı sayabiliriz. Kurtarmaya karar verse bunu nasıl yapabilir? Bir, hazine üzerinden para basıp bu şirketlere Bernanke'nin yaptığı gibi 2008'de TARP programıyla kamulaştırma olarak yapabilir. Bence o yola gidecek. Ya da ikincisi de diyecek ki ben bu sektörlerde stratejik olarak bu şirketleri seçtim. Onlara şey vereceğim. Sıfırla kredi kullandıracağım. Buyur. Senin nakdin mi bitti? Battın mı? Buyur. Bu iki şeyde de Fed'in bilançosu ciddi büyümeye devam eder mi? Eder. Gelişen ülke hisseleri için, gelişen ülke kurları için bu pozitif olur mu? Olur. Bence olur. Amasını koyalım. 2008 gibi olmaz. Evet, tabii ki olmaz. Çünkü o biz zaten yaşadık oralinin 3 ayını. Bu EM rallisi şu anda hani anlattık ya onu. Bu EM rallisi bence onu fiyatlıyor. Onun için bizim merkez bankamızda bu olursa hemen bundan faydalanıp tekrar faiz indirimlerine başlayacaktır diye düşünüyorum. Fed'in bilançosunun buralarda biraz kalacağını, ondan sonra da ya bir dakika ya zaten Amerikan bankalarının bilançoları çok kötüye gidiyor. JP Morgan dışında. Arkadaşlar JP Morgan çok ayrı bir banka. Onlar onu, başka bir iş yapıyor. Onlar arkadaşlar başka bir yerde. Hani Amerikan bankaları kötüye gidiyor dediğinizde lütfen o cümleden JP Morgan'ı çıkartın. JP Morgan şu anda dünyanın bir numaralı bankasıdır ve tektir. Onu Jamie Dimon'un operasyonunu çıkartın. Gidin isterseniz bakın rasyolarına filan gözlerinize inanamayacaksınız. JP Morgan dışındaki bütün bankalar yani normal insanlar gibi düşüneli onları inanılmaz kötü bir durumdalar değil mi şu anda? Evet. Evet. Zaten gelen rakamlarda da bilanço evet. dönemlerinde falan evet. çok belli oluyor. Yani. Çok o ayrışıyor. Net. Yani City, JP Morgan bunlar ayrışıyorlar. Şimdi baktığımız zaman ABD bankalarında sorunlu kredi problemi çıkabilir mi? Stres testlerinden sonra zaten çıkabilir. Buyback'leri durdurun. Çıkabilir. Temettüleri tutun. O oradan geldi zaten. Bunu en iyi kim görüyor? Powell görüyor. Son altın rallisinde ben buna bağlıyorum. Bu anlattığım senaryoyu. Ya bu Fed'in ben durmayacağına inanan taraftayım. Peki bir reklama gidelim. Dönüşte Özgür Atipoğlu ile birlikte Işık Ökten'in getirdiği yerden Fed'in bilançosuna ve dışarıya bakmaya devam edelim. Tekrar merhabalar. İlk yarıda içeriği toparlamaya çalıştık. İkinci yarıda Özgür Atipoğlu ile birlikte devam etmek istiyoruz. Eğer hazırsa şey yapabiliriz, Özgür ile konuşabiliriz. Buradayım. Selamlar, hoş geldin. Merhaba Orkun, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Özgür. İyi akşamlar. Vallahi seni görmeyeli uzun zaman oldu. Seni yeniden görmek çok güzel. Teşekkür ederim, aynen. Bir kez daha teşekkür ediyoruz bizi kırmadığın için. Bilmiyorum izleyebildim ama muhtemelen çocukları yatırıyordun. biz ilk yarıda içeriği evet, toparladık biraz. Evet, erişleri bitmiyor, biraz yüksek. Bir de maalesef bu akşam küçük bir kaza geçirdik. İşte bizim ufaklardan bir tanesi düştü, evde oynarken düştü, köprü kemiğini kırmış. Geçmiş olsun abi ya. Çok geçmiş olsun Özgür ya.
Yani hepimiz küçükken kırdık da şimdi. Teşekkür ederim. Valla üzücü. İşte o böyle olabiliyor bazen. Görülmedik, beklenmedik bir şey işte. Daha beterlerinden inşallah uzak olsun daha diyelim. Işık abi ilk yarıda FED'le bıraktı. FED'in bilançosuyla. İstersen senin için de uygunsa geçen hafta da seninle aramızda konuştuğumuz şu FED'in bilançosu hikayesiyle başlayalım. FED'in bilançosuna dair biliyorsun son iki haftadır haftalık veriler açıklandığında bir tartışma konusu oluyor. Ve FED burada durdu. Artık bilanço eskisi kadar hızlı büyümeyecek. Hatta daralıyor iki haftadır. Bu daralmanın nereden niye geldiğine dair çok fazla kimse kafa yormuyor ama aslında swap kanalı üstünden bir ayarlama var orada. İstersen onunla bir başlayalım. Sen FED'in bilanço tarafındaki hikayesini nasıl görüyorsun? Buradaki genişleme sence devam eder mi? Hangi varlıklara etkisi bulunur? İstersen sohbete buradan bir başlayalım. Tabii. Yani Orkun senin de dediğin gibi zaten hani daha önce de seninle bu konuyu biraz konuşmuştuk kendi aramızda sohbetlerimizde. Bilanço küçülmesi evet rakamsal olarak baktığımızda var ama bu aslında swap vadesiz gelen swapların yanılmıyorsam benim anladığım kadarıyla swapların henüz devredilmemesi, roll edilmemesiyle ilgili bir durum ama bu olmayacak demek değil. Zaten her fırsatta söylüyorlar. Piyasaya gereği kadar likidite sağlanacağını, gerekli şekilde sağlanacağını söylüyorlar. Dolayısıyla ihtiyaç olduğunda yeniden bu swap kanallarını kullanacaklardır ve şu anda roll edilmemesi nedeniyle küçülmüş gibi görünen bilanço belki de duruma göre daha fazlasıyla bile büyüyebilir. Bilançonun büyümesinin bize ne ifade eder? Bu bize şunu ifade edebilir. Direkt olarak etkisi tabii hani eşittir burası denmez ama dolaylı yoldan eşittir şu oluyor. Historik olarak baktığımızda sizler de mutlaka bakmışsınızdır. Ne zaman Fed bilanço büyütse yani bir çeşit QE programı başlatsa bunun hemen akabinde veya hemen öncesinde bu işler belli olmaya başladığından itibaren Amerika'daki hisse endeksleri yükselmeye rally yapmaya başlıyor. Ve geçmiş dönemlerde şöyle işledi bu. QE olur olmaz piyasa hemen rally'ye başladı ve QE'nin işte o taper döneminde, meşhur taper döneminde hatta Operation Twist döneminde daha öncesinde bile baktığımızda biraz rally'yi kesmişti equity tarafı, hisse senetleri tarafı. Yani aslında orada hisse senetleri tarafında duyarlılık çok yüksek. Şimdi de yine nasıl bir tesadüfse diyeceğim, tabii ki tesadüf olduğunu düşünmüyorum ama sözün gelimi öyle söyledim. Şimdi bilançoda böyle bir ufak küçülme başladı ve hisse senedi piyasasında ufak bir kar realizasyonu görülüyor ve bu da aynı zamanda COVID-19'un ikinci dalgasıyla bir araya geldi. Buna şöyle bakabiliriz Orkun. Yine data getiren programlarda, platformlarda küresel para arzına bakabiliyoruz, görebiliyoruz bunu. Küresel para arzıyla da yine hisse senetleri, Amerikan hisse senetleri endeksleriyle arasında ciddi bir korelasyon var. Küresel para arzı arttığı zaman endeksler yine rally yapıyor. Bu QE'ye paralel bir şekilde. Ne zaman küresel para arzı o veya bu manevrayla yavaşlıyor, hatta çok hafif aşağı doğru dönüyor. O zaman hisse senedi piyasası da aldığı karların bir kısmını realize ediyor ve işte herkesin hasretle beklediği o teknik düzeltme diyelim. İşte sağlıklı bir rally'nin devamı için tabii ihtiyaç var buna. O teknik düzeltmeyi yapıyor piyasa. Şu anda da tam olarak aslında böyle bir durumdayız. Hem işte bu senin de bahsettiğin swaplarla ilgili olarak bilanço küçülmesi. Yine bu küresel para arzı konusuna baktığımız zaman orada da bir hafif bir küçülme görüyoruz. Zaten bunlar 3 aşağı 5 yukarı aynı data setine bakan eğriler. Doğal olarak equity tarafında, hisseler tarafında da bir gerileme var. Ama çok uzatmadan şunu da söyleyeyim. Fed bilançosunun büyüyor olması ve Fed'in bize aslında gösterdiği ışık tuttuğu yol hisse senedi piyasalarında şu anlama geliyor bence. Münferit olarak tabii ki işte teknoloji hisseleriydi, şu bu hisseleri falan gidiyor geliyor, onu kabul ediyoruz ama Fed'in bir noktada getirileri, faizleri kontrol etmek için yapmak istediği işlerin başında işte daha sonra daha çok konuşacağız bunu. Bu getiri eğrisi konusu var. Getiri eğrisi kontrol konusu var.
Oraya kadar olan patikada da şu anda hem junk bonoların, düşük reytingli bonoların bulunduğu ETF'leri alıyor. Hisse bono sepeti diyelim buna. Onu tahvil sepeti onu alıyor. Hem de yatırım yapılabilir seviyelerdeki tahvillerin oluşturduğu yine ETF'leri yani sepetleri alıyor Fed. O anlamda baktığımızda nispeten güvenli yatırım olarak görülebilecek yerlerin başında demek ki Amerika'da tahvil sepetleri iyi görünüyor. Çünkü karşınızda asıl giden balina bir Fed var karşınızda. Siz de onun dümen suyuna takılıp aslında gidebilirsiniz diye düşünüyoruz. Ama bununla birlikte önümüzdeki aylarda hisse senedi piyasası, özür dilerim, tahvil bono piyasasında faizlerde, getirilerde bir miktar yukarı yönlü hareket olabileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle 10 yıllık getiride şöyle 1.20-1.50 arasına kadar yükseliş olursa yield curve kontrol dediğimiz getiri eğrisi kontrolü konusunun daha ciddi bir şekilde Fed tarafından konuşulacağını ve uygulanmaya başlayacağını düşünüyoruz. Sen Fed bilançosundan kaldığın yerden devam etmek ister misin? Evet, ben bu konudaki bazı yorumları okuduğum zaman şunu anlıyorum. Özgür, insanların şu anda Fed'den beklentisi ekonomi tam olarak açılana kadar, yani politikacılar belirli kararları, ekonominin tam olarak Kasım seçimlerine kadar açılmasına imkan var mı? Yok. Burada Fed daha çok likidite sağlayıcı değil. Ki likidite sağlayıcı görevini her gün zaten SGMK piyasasında bence mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Çünkü Fed bu görevi yerine getirmese ve sadece kurumsal tahvil piyasasına 1 trilyon dolarlık bir şey ayırmasa zaten çoğu şirket şu anda Amerika'da olmayacaktı. Yani nakit akışı durmuş olacaktı. Öteki taraftan da bankaların bilançolarında inanılmaz büyük yaralar açılmış olacaktı sorunlu kredi. Ama Fed'den daha önemlisi likidite sağlayıcı olarak değil de Fed'den şu anda artık bir şekilde sermaye hareketleriyle de bir şekilde uğraşan bir kurum olma. Yani o hani 2008 krizinde Fed'in önemli görevlerinden biri bankaların yeniden sermayelendirme pozisyonuydu. Şu anda bence en önemli, tabii bu felsefi şeylere de giriyor. Yani bunu bir ülke yapmalı mı filan. Bu özellikle ben burada bir tane olayı çok önemsiyorum. Merkel'in Lufthansa'ya yaptığı yardım. Total olarak 5,5 milyar euroluk bir yardımla Lufthansa'yı kurtarma planı. Acaba Fed'den böyle şeyler bekliyor musun? Ve böyle şeyler geleceğini piyasa düşündüğü için mi S&P 2200'lerden 3100'lere çıktı? Altın 23 Mart'ta 1452 dolardı, bugün 1770 dolara çıktı. Benim sana ana sorum bu olur ki bence Türkiye'de bu makro konuları en iyi takip eden insanlardan birisin Özgür. Onun için sana teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu soruyu sormak istedim. Çünkü bence gerçekten bunun nedeni bu. Fed'in bundan kaçarı olmadığını düşünüyor şu anda piyasa. Evet, bence dediklerin öncelikle sorudan önce bahsettiğin konular çok... Özgür için şanssız bir akşam. Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Valla Fed'in inanılmaz bir proaktif olma durumu var. 2008-2009'un aksine çok fazla fonlama kanalını devreye aldılar. Şu anda aktif 11 tane var. Evet. Ve aslında bu 14'e kadar genişleyebilir. Ve her hafta ya da işte her ay neredeyse yeni bir açıklama geliyor Fed tarafından. Senin havacılıkla ilgili sorduğun soruya Özgür'e ben şöyle cevap vermeye çalışayım. Bence doğrudan sermaye koymadan da şu ortamı getirdi havacılık şirketlerine. Biliyorsun bu American Airlines falan, bunlar çok ciddi borçlanıyorlar Nisan ayından beri. Ve bunlar borçlanamıyorlardı maliyetleri arttığından dolayı. Fed'in piyasaya böyle girmesi, kağıtları alması, yönlendirme yapması, faizleri çok uzun süre düşük tutacağını teyit etmiş olması bu tarafta borçlanmaya imkan tanıyor diyeyim. Zaten mekanın sahibi Özgür, geldi. Özgür yineden geldi. Mekanın sahibini dinleyelim.
Evet, geldim geri. Hoş geldin. Kusura bakmayın, internetin azizliği oldu. Hiç lafı olmaz. Şimdi Işık'ın dediği çok doğru. Biz de bu COVID-19'un başında, hatta 2018'in sonunda gelen bu büyüme endişeleri konusu vardı hatırlarsanız. O zaman gelen satışlarda şunu söylemiştik. Özellikle bu petrol şirketleri çok ciddi leverage kullanan şirketler. Bunlardan işte kredi sağlayamazlarsa, para iş yapıp mal satamayacakları için nakit akışı sağlayamayacaklar. Kredi sağlayamazlarsa ve elindekilerse bankalara borçlu kalıp iflaslar gelir diyorduk. Onlar olmaya başladı. Ama işin diğer boyutu diyorduk. Yani 3 tane Kaya Petrol şirketinin batması mesele değil. Ama bunun sonunda o iş çok büyük bir momentumla büyür de bankaların üzerine ekstra taşıyamayacakları kadar büyük yük gelirse diye konuşuyorduk. Demiştik ki şimdilik böyle bir durum yok ama olursa diye kenarda bunu tutalım diyorduk. Allah'tan öyle bir şey olmadı. O noktada tam Işık'ın dediği yani Fed orada herkese her yere yardım ile uzatmakla kendisini mükellef gördü. Piyasada tabii geçmişten tecrübelerle bunu biliyor böyle olması gerektiğini. O yüzden de aslında baktığınızda havayolu şirketi diyordunuz tam ben ikinci kere bağlandığımda. Havayolu şirketlerinde evet Çin'e bile uçuşları açtılar kabul. Ama hala çok ciddi kapasite kaybı var orada. Yani hizmet satıyor bunlar. Geçmişe oranla karşılaştırdığımızda sattıkları hizmet miktarıyla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla getirilerine, gelirlerine baktığımızda bunların daha sonraki işte dönemlerde açıklanacak EBITDA'larına falan baktığımızda geçmişe oranla çok düşük gelecek. Piyasa bunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama ne var? Piyasa şunu düşünüyor. Nasıl olsa Fed bunları karşılayacak. Nasıl olsa Fed bunlara işte demin özel olarak Lufthansa'ya paket açıkladı. Fed özel olarak Boeing'e paket açıkladı. Dolayısıyla bunlara yardım gelecek. Piyasada o yüzden ciddi bir işin sonunda olur. İşin sonunda açıkça kadar beklemiyordum. Ama şaşırdım da denemez. Yani geldiği zaman da evet dedim, her seferinde de haklılık karşıladım. Haklı olduklarını düşündüm. Ve hala da yapılabilecek yine böyle destek paketleri var. Dolayısıyla baktığımızda en azından Amerika'daki seçime kadar piyasayı ayakta tutmak için gördüğüm kadarıyla her şeyi yapacaklar gibi gözüküyor. Genel itibariyle baktığımızda işte şimdi bu COVID-19 ile ilgili biraz satış geldi ama derinleşmediğini görüyorum. Bakayım, evet gerçekten aynı şekilde. Bir de şimdi önümüzdeki ay başlayan bilançolarda belki biraz işte bir sallantı olur. Ama hep öyle diyoruz bu arada, bilançolarda beklentiler hep aşağı fazlaca çekildiği için gerçek rakamlar yukarı geliyor. O yüzden de çok gitmiyor. Dolayısıyla bu piyasalar biraz daha sanki türbülans olsa bile seçime kadar sanki ayakta tutulacak gibi görünüyor. Aslında bu söylediğini son dönem açıklanan makro verilerde de görüyoruz değil mi? Yani çok inanılmaz Mayıs'tan beri kötü beklentiler var ve açıklananlar beklentilerden daha iyi olduğu için piyasa aslında bunu da satın alıyor. Muhtemelen James Bullard'ın da dediği gibi 3. çeyrek bir geçiş süreci olacak tüm dünya açısından, ekonomi ve piyasalar açısından. Ama muhtemelen dünyanın nerede olduğunu biz 4. çeyrekte anlayacağız. Şimdi çeyrekten çeyreğe veriler çok kötü bir çeyrekten çıktığımız için iyi gelecek. Tabii. Ama 4. çeyrekte tabii, evet. Esas hikaye biz orada anlayacağız. Şimdi dünya bu işi kotarabildi mi, kotaramıyor mu? Buna dair fikir yürütme şansımız olacak. Son Fed'in bilançosu ile ilgili sana hani başka konularda geçelim istiyorum. Bilançonun büyüyeceğini düşünenlerden misin? Ben 8-9 aralığına geliriz ama hani çift taneye de gitmeyiz diyenlerdenim. Çünkü bir organik büyümesi olacak. Yani swaplardan evet 440 evet. milyar dolarlardan 200'lere kadar geldi. Rol edilmedi. Evet. Ağırlığı ECB ile borç üstünden. 84 gün vadeliler. Tamam, bunlar birazcık daha çıkacaklar içerisinden. Belki 100'e doğru düşecek. Bir 100 milyar dolar daha bilanço küçülecek ama öbür taraftan krediler, çekler falan derken aslında ETF'ler, bonolar falan derken bu bayağı 8-9 trilyon dolara giden uzun bir süreç gibi duruyor. Şu anda senin fikrini almak isterim. Orkun, aslına bakarsan senin yaklaşımını, şu yaptığın matematiği beğenmekle beraber ben o şekilde çok bakmıyorum. Neden bakmadığımı söyleyeyim. Yanlış veya doğru demiyorum. Ya kızma. Biz seninle günde 10 defa anlaşamıyoruz. Yani. Şimdi olay şöyle bakıyorum ben. Bu aslında tamamen bir al gülüm ver gülüm meselesi. Piyasayı tartmakla ilgili, verileri tartmakla ilgili.
veriler ve piyasa algısı aslında ne isterse, ne kadar isterse ve ne kadar sıklıkla isterse Fed onu verecektir. Ama her istediğini de vermeyecektir. Bir kısmını da sözlü müdahaleyle cephaneyi idareli kullanmak için konuşarak yönetecektir. Dolayısıyla hani 11-12 tabii yüksek rakamlar ama belki biraz daha makul seviyeler 8-9'lar olabilir. Ama neticede bu iş biraz daha hani şimdiden çok öngörmek ne kadar gerekli olur onu da bilmiyorum tabii. Ama biraz daha piyasadaki ihtiyaca göre bunu sebep sonuca bağlayarak yapacaklardır. Ve o zaman da emin ol hani yaptıkları zaman biz şunu diyeceğiz. Evet iyi ki yaptılar gerçekten çok gerek vardı diyeceğiz. Sözlü müdahaleyle dahası yok size dediğinde de yeter artık zaten bu böyle demesi lazımdı olmaz ki diyeceğiz. Öyle ortamların olacağını düşünüyorum ortam. Ya tam onu söyleyecektim ben. Bu bilançonun tamam belki konuşmak için çok çok erken 3-4 sene sonrasını konuşalım. Bu bilançonun bir de daraltılma sürecini yaşayacağız biz. Yani Mayıs 2013'te evet. Bernanke daha şey yapmadan ben bunu düşünüyorum dediğinde dünyanın nasıl dağıldığını hatırlatmak isterim. Yani hep beraber sektörde değiliz. Dünyanın ilk 3 dağılan ülkesinden biri tabii. Bizdik. Yani, onu da yani o gün başladı bizim. Bizim negatif ayrışmamız o gün başladı. Ya evet. 22 Mayıs 2013. Bernanke konuşması meşhur. Türkiye saatiyle akşam saat 9'da olan bir konuşmaydı. Ve bir cümleyle başladı. O günden beri biz negatif ayrışıyorduk. Ki başladı. 7 seneden beri. Söyledi yıl sonunda. İlk 2 sene sonra, 1,5 sene sonra mı ne yaptı ilk faiz artışında falan. Evet. Yani bilançonun evet bir organik büyüme süreci var. Ama 11-12 trilyon dolara evet. Gittikten sonra o bilançonun 6-7 trilyon dolarlarda işte para arzıyla falan organikleşmiş halinin geri çekilmesi. Yani mümkünse sektörde olmayalım. O süreçte bambaşka işler yapalım. Aynen. Yani sen şimdi bunun bir de geri gelişi var dediğinde araya giremedim ama şimdiden de sordum. Acaba gerçekten bunun bir geri gelişi olur mu diye sordum yani. Çünkü piyasaların tepkisi çok acımasız oluyor öyle durumlarda. Yok yok çok fena olur. Hangi Amerikan başkanı onun ki geri dönüşünün kendi oturduğu zaman olmasına izin verir sizce? Doğru. Herhangi bir Amerikan başkanı, demokrat ya da cumhuriyetçi onun geri dönüşünün yani ya Trump'ın olmayacağına eminim de yani Trump'ın izin vermeyeceğine yani evet. Elinden geleni yapacak. Bu arada Trump'ın rakibi ne kadar evde oturursa, ne kadar kimse içinde görünmezse sürekli puanı artıyor. Konuşmasa doğru. Farkındasınız değil mi? Hiç evet. Görünmüyor, konuşmuyor. Evde oturuyor ve sürekli puanı artıyor. Ama bu arada şu hareketlerle puanı artan başka bir insan da Fed Başkanı Powell. Tabii. İlk üçte çıkıyor ve en güvenilir. Yani Mnuchin'den daha fazla güveniliyor. Peki o zaman çok güzel bir yere geldi. Seçim fiyatlaması başladı mı evet. Özgür Atipoğlu? Özgür'ü duyuyor mu? Seçim fiyatlaması gördüğüm kadarıyla henüz öyle bir şey yok Orkun. Yani bunu baktığımız en iyi yerlerin bir tanesi altın fiyatları diye düşünüyorum. Bir tanesi de faiz durumlarına bakıyoruz. Henüz ikisinde de seçime yönelik bir şey yok. Borsalarda da pek görmüyorum. Dolayısıyla şu anda orayla ilgili bir şey yok. Biraz daha herhalde en azından Eylül gibi falan daha çok kendisini belli edecek gibi geliyor bana. Senin kurcalamayı çok sevdiğini biliyorum. FX opsiyon piyasalarında peki Japon yeni tarafında falan bir şey var mı? Ya sen benim gelmek istediğim yeri anlıyorsun da. Ya şimdi şeyi söyleyecektim. Geçen yayında o konuyu konuştuk. Ondan sonra tekrar kontrol etmedim. O yüzden gündeme getirmedim. Altın opsiyonlarını hatırlıyorsan. Yani altın opsiyonlarını şu anda çok onu bakmadığım için çok güncel bir şey diyemiyorum ama şeylerde currency döviz tarafındaki opsiyonlarda baktığımızda hala orası düşük volatiliteyi fiyatlıyor gibi gözüküyor. Yani çok belirgin bir yön yok. Hatta şöyle bir şey var. Bu CFTC kod raporunu biliyorsun. CFTC kod raporunda şimdi beynelminel ekranlara baktığımızda 3 kaleme ayrılıyor. Future kontratlarında pozisyon taşıyanlar bildiğimiz gibi. İşte büyük spekülatörler, küçük spekülatörler ve hedgerlar. Şimdi bunların bir de alt kalemi var. Aslında o hedge fonlar dediğimiz büyük spekülatörlerin altındaki kalemlerden bir tanesi. Ama onu bulmak için biraz daha uğraşmak gerekiyor. Ben o yola gittim, onu uğraştım, buldum ve bizim haftalık çıkardığımız raporda bu bilgiyi paylaşıyorum. Ve o rapora göre çok ilginç bir durum var Orkun. Döviz kontratlarında, dolar endeksinde hedge fonlar ama büyük spekülatörler veya ticariler değil, hedge fonlar, daha çekirdek kısım yani.
hem dolar endeksinde shortlar hem de euroda shortlar. İşte gelmek istediğim yer burasıydı. Hem de 2 sene sonra shortlar dolar endeksinde. Evet değil mi? Evet. Ama şeye baktığında, büyük spekülatörler kalemine baktığında euroda long piyasa. Sadece hedge fonlar short. Bu çok ilginç bir gelişme. Ben bunu şöyle düşünüyorum, şöyle olduğunu düşünüyorum. Sanırım piyasada hala döviz tarafında, yani kurlar, pariteler tarafında şu an itibariyle çok belirgin bir yön benimseyebilmiş değil. Yani orada işte görüyorsun aylardır, hani şu son iki ay önceki büyük volatilite hariç, onun haricinde hep aynı bantta her türlü para dolara karşı bant hareketi yapıyor. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla opsiyoncular da bir tarafa doğru meyil etmiş değiller. Dolayısıyla kısa dönemli işlemciler için çok iyi imkanlar var piyasada anladığım kadarıyla. Ama ne zamana kadar? İşte o bantlar kırılana kadar. Bantlar kırıldığında çok hızlı hareketler gelecek gibi gözüküyor. Ne tarafı olduğunu şimdiden söylemek çok zor. Var mı? Euro tarafında bir tane eklemek istediğim bir şey var Özgür. Son zamanlarda çok az konuşulan, özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı son zamanlarda bazı yaptığı hareketler çok övülmesine rağmen hala bir tane konu var ki onun hakkında bir tane bile cümle konuşmadı. Çok dikkatimi çekiyor. Konuşmadıkça da orada problem olduğuna inancım bir kademe daha artıyor. Avrupa bankacılık sistemi. Avrupa bankacılık sistemi üzerine Lagarde bir cümle bile etmedi. Ve sürekli o konuda, yani Avrupa bu son krizde Amerika'da bu kadar sorunlu krediler, enerji sektöründe, işte turizm sektöründe, havacılık sektöründe, her yerde NPL, sorunlu krediler konuşuluyor. KBW bankacılık endeksinde 2020 senesinde pozitif getiride hisse senedi yok. Avrupa bankalarında her şey güllük gülistanlıkmış gibi, problem yokmuş filan gibi bir izlenim var. Bence Avrupa bankacılık sistemi, Almanya'yı dışarı bırakırsak, dünyanın en problemli yeri. Ve bunun için şu anda Avrupa bankalarının sürekli net faiz marjı düşerken, bir Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın evet sürekli likiditeye boğuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, sürekli program açıklıyor ama yani oradaki asıl sorun o değil ki. O NPL'ler, sorunlu krediler bir yerde yazılmak zorunda kalacak. Ve bu Avrupa bankalarının sermaye yeterlik rasyoları hiç iyi yerlerde değil. Hele ki İtalyanların. İtalyanlar, artık bunu net konuşalım. Çoğu İtalyan bankası batık. Sadece İtalyanlar değil, Alman bankaları da aslında. Alman bankaları da iyi değil. Fransız bankaları çok kötü. İspanya bankalarından bazıları yani orta sıralara. Yani şu anda Lagarde'ın Avrupa bankacılık sistemindeki kredi sorunu hakkında bir laf bile etmemiş olması bana hiçbir güven vermiyor. Onun için bana birisi gelip dediği zaman abi euro dolarda işte uzun pozisyondayım filan. Tamam kardeş diyorum, teknik olarak bilmem ne var filan. Ama her türlü rally'yi 1.14'e satan insan bence, ya bu benim kişisel görüşüm, euro bence şu anda sterlinden de Japon yeninden de her türlü majör G7 para biriminden çok daha tehlikeli bir yerde. Soralım Özgür Etifon'la. Ne düşünüyorsun bu konuda Özgür? Doğru, kesinlikle doğru. Son derece makul ve mantıklı ve güçlü bir argüman. Karşı argümanı da söyleyeceğim ama lütfen bunun kadar söyle güçlü abi bir argüman değil. Çok söyleyeceğim. Sağ ol. Ama bu senin argümanın çok daha doğru. Ona destek de vereyim hatta. Şimdi yurt dışı hisse piyasalarıyla ilgilenen hemen hemen herkesin malumu olmuştur. Bir Wirecard hikayesi var. Evet. Wirecard hissesi şirketinde bir ortada belli olmayan 1.9 milyar dolarlık bir para var. Bilançoda var gibi görünüyor ama aslında para yok ortada. Hatta bu yüzden eski CEO'sunu falan tutukladılar vesaire. Bayağı böyle kötü olaylar oldu ve bu hani her şeyi kurallara göre yapan ve mükemmel olduğu düşünülen Alman sistemlerinin aslında onların da açık verebileceğini piyasaya, dünyaya gösterdi. Ve ciddi anlamda bir rahatsızlık yaptı. Ve bu şirketle ilgili iki haftadır akan haberlerin hemen hemen hepsinde neler geçiyor biliyor musunuz? İşte buraya para veren kreditörlerden, yani bankalardan, işte BNP'sinden geçiyor, Deutsche Bank'ından geçiyor, ne bileyim
Commerzbank'ından geçiyor falan, bir sürü bankalardan isim geçiyor. Şimdi bunların düşünün, bu bilançodaki eksik olan para 1.9 milyar dolar. Dolayısıyla bu bankaların buraya verdikleri borçların büyüklüğü veya toplam büyüklüğü herhalde çok çok daha büyüktür diye düşünüyorum. Ve bunun gibi belki de bilmediğimiz başka şeyler de vardır. O anlamda baktığımızda Almanya'da Alman bankalarının bile durumu aslında göründüğü gibi değildir. Hatta geçen sene Deutsche Bank ve Commerzbank'ın hikayelerini hepimiz hatırlıyoruz. Deutsche Bank'ı işte Commerzbank'ın mecburen satın alacağı falan konuşuluyor. Evet. Dolayısıyla bankacılık sistemi, Avrupa bankacılık sistemi gerçekten iyi durumda değildir. Onu kabul ederiz. Ama bir diğer argüman da şu. Şimdi bu geçenlerde bir yayında da işlemiştim ben bunu. City sürpriz endeksini hepimiz biliyoruz. Evet. City sürpriz endeksi, biz genelde bizler onu şunun için kullanırız. Bakın işte veriler iyi geliyor, beklentinin üzerinde geliyor. O yüzden sürpriz endeksi yükseliyor. Bu da işte piyasalara olumlu etkiliyor deriz. Kabul. Biz genelde endeks bazında bakarız. Ama bu endeks, bu sürpriz endeksinin tanımına gidip baktığımızda aslında bunun currency'lere, yani dövizleri takip etmek ve dövizler hakkında fikir vermek amacıyla oluşturulduğunu yazar tanımında. Dolayısıyla oradan eğer pariteye bağlamak gerekirse, şimdi Amerika için sürpriz endeksine baktığımızda en son 2003'ten itibaren şöyle bir bakmıştım. 2003'ten itibaren görülen en yüksek seviyelerinde, daha gerisi de var da böyle rekor seviyelere çıkmış vaziyette Amerika tarafında. Bu da şu demek oluyor. Amerika'daki bu COVID-19'dan sonraki gelen toparlanma süreci, veriler, ekonomik veriler bazında söylüyorum, sürpriz, çok büyük sürprizlerle gelmiş ve çok hızlıca yükselmiş. Şeye baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda henüz COVID-19 seviyesine bile gelmemiş, verilerin beklentilerin üzerinde gelme oranı diyeyim. Yani sürpriz endekslerin hikaye o aslında. Dolayısıyla orada baktığımızda bunu tabii farklı şekillerde de yorumlayabiliriz. Yani Amerika'daki beklentiler düşüktü ama veriler çok iyi geldi, veriler manipüle edildi falan, bir sürü bakış açısı olabilir. Ama neticede baktığımızda orada biraz da dolar güçlülüğüne aslında işaret edecek bir ekonomik veri seti var. Beklentinin üzerinde gelen bir veri seti var. Avrupa'da ise ekonomik veri, yine orada da yukarı kalkış, toparlanma var beklentinin üzerinde. Ama Amerika'daki kadar güçlü değil diye düşünebiliriz. Ama dediğim gibi senin argümanın daha doğru. Çünkü orada bankalarla ilgili çıkabilecek ilk negatif hava, hele ki bir Alman bankası ile ilgili çıkarsa bu böyle bir haber akışı, Euro doları çok rahatlıkla 1.08-1.06, artık Allah ne verdiyse, bir sürü görme şansımız var yani. Ben Özgür, bu sene benim son 2 senedir eski kurumumda da çalışırken en büyük raporlara, hani nasıl böyle şeyler yazılır ya, raporun bir açılışı vardır, sonra ne beklendiği yazılır, işte ondan sonra temalar yazılır. Teşekkürler, kapanış. Sonra da risk faktörü yazılır genç kardeşim, evet. Risk faktörleri. Türkiye için en önemli risk faktörünü ben her zaman bir numaraya koyardım onu. Paritenin yukarı. Euro dolar paritesinin Avrupa bankacılık sistemindeki bir krizden dolayı birin altına gelmesi. Çünkü ne yazık ki ülkemizin makrosu da euro dolar paritesine çok bağımlı. Bunu hepimiz biliyoruz. Fazla konuşmuyoruz. Çünkü İhracattan şu anda, dolayı. Çünkü şu anda çok daha büyük problemlerimiz var. Çok da çok da haklı o problemleri, yani nerede problemimiz var? İstihdam tarafında problemimiz var. Onunla uğraşıyor. Ama euro dolar paritesi Türkiye'nin makrosu için o kadar önemli bir şey ki. Gerçekten yani bizim gayri safi yurt içi hasılamızın en önemli belirleyicilerinden biri aslında euro dolar paritesi. Böyle bir ortamda ben her zaman risk faktörüne Avrupa bankacılık sistemi ve Avrupa bankacılığı, yani demin de dediğim gibi, bu Lagarde iyi şeyler yapıyor kendine göre. Ne iyi şeyler yapıyor? Özellikle o da SGMK piyasasında bütün varlık sınıflarında alıcı olarak böyle batık ülkelerin Amerika'dan daha iyi faizlerle borçlanmasını sağlayarak güzel şeyler yapıyor. Herkes alkışlıyor filan. Ama bankacılık sistemi için herhangi bir şey yaptığını duymadım. Boş Kuroda, Çin Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası sürekli diyor. Bizim en önemli yapmamız gereken şeylerden biri
bankaların sağlıklı şekilde kredi verme operasyonuna devam etmesini sağlamak. Ya Powell konuşmasında açık açık bazı sektörlerde problem olduğu için ve banka bilançolarında bu sektörler önemli yerlerde olduğu için biz bu likidite politikasını kurumsal tahvil piyasası üzerinden götüreceğiz diye açıklama yaptı. Lagarde nerede? Onun açıklaması nerede? Ben bilmiyorum. Yani bu bana çok büyük bir risk olarak geliyor. Hatta Türkiye'nin bence en büyük makro riski ne diye soranlara Avrupa bankacılık sisteminde bir akşam bir İtalyan bankasından, Alman bankasından, Fransız bankasından akşam likidite çevirmede bazı sorunlar çıktı. Hatırlarsın o konuşmaları. Bazıları hatırlarsın Özgür en iyi sen. Sokcen denmişti bir akşam. Avrupa bankacılık krizinin dediğimiz aynen. krizin başlangıç gecesidir o. Sokcen para çeviremedi overnight falan diye. Öyle bir haber çıkarsa Euro 1'in altına gelir. Ya dediğin Euro dolar paritesi ve Türkiye makro görünümü şeyini biz Avrupa borç krizinde yaşadık. Paritenin aşağı geldiğinde biz kaynaklı çok olmasa haklısın. Da iki kanaldan bir tanesi hem miktar olarak hem de paritenin aşağı gelmesinden dolayı biz orada golümüzü yedik. Bunu çok yakından biliyoruz. Yani şimdi Lagarde da savunuyor gibi olmasın ama hiç de bir şey yapmıyor değiller. Ya en son TLTRO operasyonlarında 1.3 trilyon euro kullandırıldı. Nette 500-600 milyar euro verildi. Yani bankaların o sistemi çalışsın ama sorunlu banka sürekli sistemi, hazinelerine para konuyor. Evet. Ya bütün dünya bunu yapıyor evet. ama şu anda. Yani yapmayan var mı? Evet yani bu her yerde yapılıyor tabii. Doğru. Yani her yer yapıyor. Yani Özgür çok güzel anlatıyor. Öyle güzel anlatıyor ki yani taktiksel olarak euro tarafında long olmama rağmen Özgür'ün anlattıklarına kısa süreliğine ben bile inanıyorum. Yani o kadar güzel anlatıyor ki. Ya şeyi sor. Özgür'e ben bir tane soru soracağım. Değerli metaller konusundaki görüşünü çok merak ediyorum. Şu anda IMFX opsiyon tarafında baktığında bu Latin Amerika'daki pozitif ayrışmayı neye vuruyorsun? Yani Özgür ciddi şekilde Latin Amerika para birimlerinde bir ayrışma var dünyanın diğer yerlerinden. Mesela Endonezya, Hindistan'a bakıyorsun. İşte Güney Afrika'ya, Türkiye'ye, Rusya'ya bakıyorsun. Hayır. Orada Latin Amerika inanılmaz şekilde öne çıkıyor. Ve insanlar, yani insanlar dediğim hedge fonlar, diğer yerleri satarken Latin Amerika'da uzun pozisyon açmaya devam ediyorlar. Ben daha bugün bir tane Meksika pezosu dolar long okudum yani. Ya yani bunu hani Türkiye'de en iyi yorumlayacak insanlardan biri sensin. Nedir bu Latin Amerika aşkı? Vallahi ben bunu şimdi çok beklentiyi yükselttik. Sen seversin Latin Amerika'yı Özgür. Ben de severim abi. Abi hepimiz severiz. Hepimiz severiz. Yani ben sadece şeyi takip ediyorum açıkçası. Meksika pesosunu diğerlerine göre biraz takip ederim. Bir de bir aralar Brezilya Real'i takip ediyordum. Brezilya Real'i çok kendi iç dinamikleriyle çok spekülatif bir para birimi. Oradaki siyaset çok önemli orada. Orada geçen sene yeni bir kanun geçireceklerdi. Yabancıların içeride iş yapmalarını kolaylaştırıcı. O kanun geçmesine rağmen daha sonra devlet başkanının Bolsonaro'nun bazı yanlış demek bize düşmez tabii ama beklenti dışı diyelim. Beklenti nasıl kibar ama? Ya tabii böyle olmak lazım şimdi. Bazı işte beklenti dışı diyelim yine kararları sonucunda orada currency'leri çok ciddi dolara karşı değer kaybetti. O bir konu. Orası muhtemelen de iyileşmeyecek. Çünkü orada sadece Bolsonaro'nun kararları değil bir de kendi ailesiyle ilgili, oğluyla ilgili bir takım aşırı büyük spekülasyonlar vardı. Dolayısıyla orası hala zor durumda kalmaya devam eder ve para değersiz kalmaya devam eder. Meksika pesosuysa tamamen Amerika ile olan ilişkilere bağlı olarak gelişen bir para birimi. Döviz çifti diyelim. Meksika pesosu Amerikan doları. Orada ticaret en son takip ettiğim kadarıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok kötü değil. Dolayısıyla orada biraz daha Meksika pesosu diğer EM paralarına göre daha iyi gitme olasılığı var. Sebep belki odur diye düşünüyorum açıkçası. Petrolle Meksika'yı bağlamak mümkün. Yani petroldeki fikrini alırız. Onu da seve seve dinlemek isteriz. Brezilya'da da yani sen çok güzel bir yere getirdin konuyu. Daha iki hafta önce Bolsonaro'nun cep telefonunu Anayasa Mahkemesi'nde el konulsun mu konulmasın mı, yani takip edilsin mi edilmesin mi bu tartışma vardı. Yani inanılmaz bir berbat yönetilen Covid-19 süreci ama işte altılardan beşin altına çok kısa süre gelen dolar real
paritesi izledik. Halk yine sokaklarda, evet, Brezilya'da. Evet, hala sokakta. Hala bir karnaval havası var ülkede. Yani değil mi? Yani, dikkatimi çekiyor onun için yani. Hani bir şey değişmemiş gibi ülkede. Yani Bolsonaro'nun açıklamalarıyla işte kendi yön buluyor. S&P 500 ile ilgili bir şey mi ekleyeceksin? Bir yutkundun ama. Şey diyecektim. Yani Brezilya, şimdi orası biraz daha hani festivaller ülkesi gibi ya. Halk öyle çok sıkıya gelemiyor. Tam böyle hani Akdeniz, sıcak Akdeniz kanı gibi. Çok large yaşayan insanlar gibi geliyor bana. Yani gitmedim ama gördüğüm kadarıyla öyle görünüyor. O yüzden de insanlar böyle çok hani sıkıya gelemiyorlar. Maske takmaydı vesaireydi, eve kapanmaydı falan, öyle bir şey yok. Yani böyle bir karar verildiği zaman hemen sokaklara döküyorlar hatta, bilakis yani tam tersine, siz bizim özgürlüğümüzü nasıl kısıtlarsınız diye. O yüzden normal karşılamak lazım ama sonuçlarına da onlar katlanacaklar tabii. Yani Özgür böyle bir Brezilya'ya girmek istiyor ama bir etrafından dönüyor değil mi? Yani gece de geç saat oldu falan. çok da şey yapamıyor. Aslında kurcalamasak. Yok zaten. Çok da şey yapma. S&P 500'de aşağıda nereleri takip ediyorsun? Yani şunu kırdık mı? Yani mesela 200 günlük ortalama çok öne çıkıyor yakınlarda. Evet, tam orada. Birazcık daha aşağıda tam oradayız. Bir iniyoruz, bir üstünde tutunuyorsam. 2930'a kadar bir şeyler var. O alanda belki destekler çalışabilir falan. Yani evet. İki soru. Bir tanesi, hangi seviyeden sonra ya tamam artık ben S&P için rahatsız olmaya başlarım dersin. İkincisi, yaz aylarında hani biliyorsun işlem hacmi de azalır. Bunlar durur. Bu piyasalar bir saçma sapan bir banda oturur. Eylül ile birlikte yeniden tüm dünyayı fiyatlamaya başlarız. Sen sanki bu yaz hani Ağustos'la birlikte daha çok başlayacak gibi bu hikaye. Yani Eylül'de başkanlık tartışmaları falan televizyonda ilk yayınlar olacak. Evet. Yani yaz aylarında risk iştahı açısından ne bekliyorsun? Ne anlatıyorsun sen Ak Yatırım'da görüştüğün müşterilere? Ya bir kere şunu söylemek lazım. Teknik açıdan baktığımda ben 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yapılması, 2 gün 3 gün boyunca orada kapanış yapılması büyük resmi ciddi anlamda değiştirir. Onu kesinlikle kabul etmek lazım. O yüzden hani nerelere kadar bekliyorsun diyorsan, 200 günlük hareketli ortalamanın altına gittikten sonra ben başka bir resme baktığımızı düşünmeye başlarım. Onun haricinde zamanlama olarak da diyorsan, dediğin gibi Ağustos sonrasında bu iş biraz daha seçim konuşmaları gündeme geldiğinde, sabah biz kalktığımızda mesela vay canına işte S&P nasıl kapanmış, vay nasıl satmışlar, vay nasıl almışlar gibi yorumlarla karşılaşmaya başlarız. Çünkü Amerikan piyasasında işte kimin yükseldiğini, kimin düştüğünü gördükçe piyasa ona göre hareketler yapacaktır. Bir de orada seçim biraz şey geçiyor, bilirsiniz. Herkes birbirinin ipini pazara çıkartmaya çalışır. Evet. Hiç görmediğimiz şeyler gündeme gelir. O yüzden o dönemde volatilite biraz daha fazla olur. Ama dediğim gibi yani ben yani şimdi fundamental taraf hiç iyi değil açıkçası. Covid-19'dan dolayı zarar gören üretim ve hizmetlere baktığınızda, imalat ve hizmetlere baktığınızda hala aslında orada öyle bir gelişme yok, iyileşme yok. Ama şirket değerlemeleri yükselmiş vaziyette. Keza baktığımızda şirketlerin kazançları da aynı şekilde artmış değil. Ama buna rağmen ortada çok piyasa var ve çok para var piyasada. Piyasa hala bunu satın alacaktır. Bu iyimserliği vereceklerdir. Çünkü sadece Amerika için değil. Yani bugün hangi merkez bankası piyasaya çıksa, ortama çıkıp bir konuşma yapsa umut dağıtıyor, boncuk dağıtıyor, öyle değil mi? Yani şimdiye kadar hiç kötümser bir merkez bankası başkanı gördük mü? Bundan birkaç hafta önce, belki bir iki ay önce diyelim, Powell üst üste iki tane böyle bir riskler çok yüksek, biz ne yapacağımızı göremiyoruz gibi konuşmalar yaptı. Ondan sonra ne olduysa hemen akabindeki konuşmaları çok daha belirleyiciydi, çok daha belirgindi ve çok daha umut vericiydi. Demek ki burada piyasayı, moralleri yüksek tutmaya özen gösteriyorlar. O yüzden tahmin ediyorum ki en azından seçimler geçene kadar biz çok sert satışlar görmeyiz. Görsek bile yeniden piyasanın toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüz. Tabii bu şu demek değil Orkun. Yani hisselerimizi alıp öyle serbest açıkta bırakalım demek değil. Mutlaka türbülans dönemlerinde hisse pozisyonlarında biraz hafiflemekte fayda var. Bunu öngörebiliyorsak. Veyahut da ben hisselerimi çok seviyorum, çok iyi yerden aldım ve çok umutluyum diyorsak da, o zaman birazcık opsiyonlarla falan böyle onu veya işte vadeli kontratlar vasıtasıyla short pozisyonlar açarak böyle dönemsel olarak yukarı yönlü
exposure'ı azaltmamız, küçültmemiz veya nötrlememizde fayda var. Ama ben yine özellikle teknoloji hisselerinden, özellikle geçenlerde yine söylemiştim, teknolojinin yanında gelecek bu elektrik bataryaları üreten, elektrikle çalışan her türlü robot, araç, araba, uçan, kaçan her şeyi üreten şirketler üzerinden dönecek gibi görünüyor. Ve bunlara yazılım sağlayanlar tabii ki önemli. Ama orada batarya tarafı çok önemli. Bir de sağlık sektörünü iyi görüyorum. Yani baktığımızda hani eğer şu düşüşte pozisyonum olacak olsaydı bu sektörlerde olmayı daha çok tercih ederdim. Adam daha ne yapsın, sektöre kadar verdi yani. Özgür, Borsa İstanbul Buyurun. Yatırımcısı üzerine 30 saniye iz düşüm yapacağım. Hayatta en önemli şeylerden biri bir hisse senedini nereden aldığınızdır. Siz dünyanın en iyi hisse senedini kötü yerden aldıysanız para kaybedersiniz. Şimdi 23 Mart'ta hisse senedi alanla bugün hisse senedi alan arasında çok önemli bir fark var. Değil mi? Senin BIST 100 dışı hisselerin %80 dolar bazında rally etmiş. BIST 100 endeksin dolar bazında %33 rally etmiş. Şimdi 23 Mart'ta almak var, bir de bugün. Onun için maliyetinin nerede olduğuna göre koruma stratejileri yaratabilirsin. Onun için Borsa İstanbul mükemmel bir iş yapıyor. Ne işi yapıyor? İnsanlara eğitim veriyor. Bu koruma mesela türev araçlarla nasıl yapılır? Opsiyon piyasasında nasıl yapılır? Bunların şeyleri var. Mesela 1 milyonluk ya da 100 bin liralık ya da 50 bin liralık hisse senedin mi var? Bunun üzerine koruma mı almak istiyorsun? Bunu yapmanın yolları var. Arkadaşlar artık şunu lütfen de öğrenelim. Hisse senedinin karşı koruması dolar TL uzun pozisyon değildir. Değil mi? Yani böyle bir Türk insanında böyle bir şey var Özgür. Ben yani bunu 12 senelik aracı kurup kariyerimde artık ciddi hani parayı yöneten bir hisse, ama bunu o kadar çok gördüm ki hisse senedi uzun pozisyonunu adam karşısına dolar TL ile şey yapıyor. Yani bu nasıl bir stratejik mantıktır? Bu nasıl bir korelasyondur? Yani hani bunu özür dilerim hani yok, şey gülelim diye söylemedim de bunu o kadar çok duydum ki insanlarda. Bu onun korelasyonu değildir. Bunlar aynı yere de bak dolar TL ve borsamız aynı tarafa doğru ne kadar hareket. Bunlar da senin dediğin gibi insanlar eğer pozisyon aldıkları yerlerden rahatsızlarsa lütfen bu eğitimlere gitsinler, öğrensinler koruma satın almayı. Bu arada yani artık hakikaten aracı kurumlardan falan da yani BIST'ten gökten eğitim yağıyor. Yani bu kadar şeyden sonra da yatırımcının da bu işlere girmesi lazım. Yani o bir opsiyona da prim ödeyip biz zahmet artık korumamızı tabii alalım. Öyle değil mi yani, Özgür? Tabii kesinlikle. Şimdi armutu armutla karşılamak lazım. Elmayı elmayla karşılamak lazım. Tamam, göreceli olarak baktığımızda Türkiye'de bugüne kadar endeksler yükseldiğinde dolar TL düşmüş, endeksler düştüğünde dolar TL yükselmiştir. Ama bakın son 3 seneye 5 seneye tam baktığımızda bunun böyle olmadığı o kadar çok örnek var ki ve Işık'ın demin dediği şekilde hedge yapmaya çalışanlar iki taraftan da zarar etmiş olabilir. Böyle hedge olur mu ya? Long iki tarafta da. Yani bir terörist darbenin olduğu çeyrekte o korelasyon bitti. O korelasyon vardı ama o tarihte kaldı. Çoğu yatırımcı da terste kaldı. Dolar TL yukarı, borsa yukarı. İki taraflı kaybetmiş olabilirsin. Lütfen doğru düzgün koruma almayı öğren. Git kardeşim, onun değişik eğitimleri var. Borsa İstanbul çok güzel veriyor. Onlardan öğren. Aracı kurumlarda da bu eğitimleri çok iyi veren arkadaşlarımız var. Tabii, ya da git kardeşim portföy yönetim şirketine. Oradaki güzel kardeşlerimiz seni onun için alsınlar. Aynen öyle. Tabii. Ya seni çok uzun tuttuk, kusura bakma ne olur bu akşam. Ama o kadar güzel anlatıyorsun ki. Geçenkinden epey uzadı. Son 8 dakika ama bir 5 dakika senden isteyelim. 3 dakikada biz toparlarız. 5 dakikada tamam, bize altınla petrol anlat ya. Hazır seni bu kadar bulmuşken ki o kadar aha, kafa yoruyorsun. Bildiğim kadarıyla bildiğin dünyalar kadar senin de. Altınla başlayalım. Bu sene rekoru tazeler mi sence? Yoksa 2021'ci misin sen de? Ben aslında 2021'ciyim. Onu çok net söyleyebilirim. Yani işin başından beri o şekilde söylüyorum. Şimdi benim burada kurduğum denklem şuydu. Reel getiriyle ilişkilendiriyordum ben bunu. Hala da reel getiriyle ilişkilendiriyorum.
Amerika'daki reel getiri tabii. Enflasyondan arındırılmış getiriye baktığımızda hala negatiflerde seyrediyor. Dolayısıyla altın buradan çok ciddi, gümüş de keza destek bulmalı. Gümüş son zamanlarda bulamıyor gerçi, ayrı bir konu. Onun dinamiğinden bahsederim. Benim genel beklentim şu olurdu. Önümüzdeki aylarda bu faizler biraz yükselmeye başladığında muhtemelen burası biraz altının satılmasına neden olacaktır. Çünkü reel getiri artacak ve işte büyük fon, büyük paralar yöneten foncular altından, kıymetli madenlerden biraz daha tahvile kaymaya çalışacak. Çünkü orada bedava görünen bir getiri var. Çünkü yani şunu düşünmek lazım Orkun. Işık, sen de çok iyi bunu bilirsin abi. Yani şimdi karşında Fed var. Adam diyor ki ben ne gerekirse alacağım. Hatta yield curve kontrol yapacağım. Yield curve kontrol demek, faizler yükseldiği zaman benim kırmızı çizgim var. Oraya geldiği zaman ben faizi aşağı basacağım demek. O zaman bu ne oluyor? Ben bir foncu olarak faizin belirli yerlere kadar yükselmesi halinde her oraya gelişinde eğer faizin aşağı düşeceğine pozisyon alırsam, yani aslında tahvil alırsam ne olur? Bir noktadan sonra Fed benim arkamdan bastırdığı zaman küt diye tahviller yükselir, faizler düşer. Dolayısıyla benim portföyüm ciddi anlamda değer kazanır. Oyun böyle dönecek gibi gözüküyor. O zaman ben şunu düşünebilirim. Faiz yükseldiği zaman bir noktaya kadar reel getiri artıya geçer. Şu anda ekside, artıya geçtikten sonra da altını satarlar. Demin dediğim dinamik. Ancak daha sonrasında hem Fed'in bu demin bahsettiğim döngüyü sağlaması hem de önümüzdeki şöyle bir 6 ay sonra falan belki olur diye düşünüyorum. 6-8 ay gibi enflasyonun birazcık kıpırdanmaya başlaması halinde Fed'in de buna karşılık faiz arttıramayacağı için, Fed de arttıramayacağı için ne oluyor? Enflasyon var ama onu takip eden faiz yok. Reel getiri iyice düşmüş olacak. O zaman işte altın ve gümüşün gitmesi için en güzel ortam dünyaya gelmiş olur. Bu da benim tahminim biraz 2021'e denk gelir. Kaldı ki future pozisyonlarına baktığımızda sadece altın ve gümüş de değil, gümüş de zaten çok yok da short exposure veya longların azalması. Altında bu çok ciddi belirgin bir şekilde var. Palladium ve platinyumda yine aşağı doğru gelen bir long pozisyon sayısı var. Dolayısıyla piyasa ufak ufak galiba altın ve gümüşü biraz terk ediyor. Öyle görüyorum. Ama nereye kadar? Demin dediğim dinamik olana kadar. Sonrasında ciddi anlamda orada yükseliş gelir diyelim. Mesaj çok net. Reel faize bakarım diyorsun. Hatta şunu da söyleyeyim. Aynen şunu da söyleyeyim. Bu işte çeşitli formasyonlar var biliyorsunuz. Teknik formasyonlar. Onlardan bazılarına baktığımızda olasılıklardan bir tanesi işte böyle bir harmonik formasyonu baktığımızda ölçü bacağının sonu kaç demiştik? $2,500 civarına falan geliyor. Yani 2021'deki yükseliş $2,500 civarına kadar yükselme potansiyeli taşır eğer olursa. Ama dediğim gibi grafik burada esas değil. Esas olan demin bahsettiğim temel dinamik. Oldu. O yükselişi sebep olan dinamik. Evet. Eyvallah. Bir buçuk iki dakika kusura bakma, bir de petrol alalım hazır yakalamışken. Yani $50 üstü var mı sende bu sene? $50 üstü bu sene olabilir. Var. Var gibi gözüküyor. Önce biraz geri çekilme olur. Ancak şimdi orada talepte artış var Orkun. Şeyde düşüş var. Arzda düşüş var. OPEC'le. Yani evet. En azından bize, aynı gördüğümüz veri seti onu söylüyor. Ötesinde de bir negatif taraf şey şu. Şeyde düşüş yok. Stoklarda düşüş yok. Şimdi Cushing, Oklahoma Cushing'deki ana hub burası. Evet. Orada bir gerileme var. Fakat genel olarak Amerikan stoklarına baktığımızda orada düşüş olmuyor. Dolayısıyla bu biraz daha yükselişi belki ket vuran faktörlerden bir tanesidir. Bir de bu işte geçen gün Chesapeake'in şey yapması oldu, iflas etmesi oldu. Ondan önce Whiting Petroleum falan vardı. Bu tür haberler geldikçe petrol arz konusu biraz yavaşlayacağı için yine potansiyel olarak yükselir. Genel itibariyle de ben aslında petrol piyasasının dip yaptığını düşünüyorum. Çünkü o zamanlar baktığımızda çok derin bir kontango vardı. Şimdi o kontango çok nefis bir şekilde standart normallere gelmiş vaziyette. Bu da bize şunu gösteriyor. Aşağısı için çok derin bir beklenti yok. Yukarısı için de çok derin bir beklenti yok. Stabilize olmuş bir piyasa var. Bundan sonra normal dinamikler çalışır diye düşünüyorum. Normal dinamikler itibariyle de arz talebe bakıldıkça yani piyasa önümüzdeki aylarda yavaş yavaş da olsa yukarı gider gibi geliyor bana. Vade eğrisi düzeliyor diyorsun yani. Özgürcesi bu. Aynen. Tercümesi. Evet. Ağzına sağlık. Tekrar çok geçmiş olsun ufaklığa da. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok geçmiş olsun Özgür.
Yani bize vakit ayırdın. Biraz da şanssızlık olmuş. İnşallah bu son olsun diyelim. Çok teşekkürler. İnşallah. İyi haftalar diliyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Eyvallah. Sağ teşekkür olun. Ederiz. Son iki dakika Özgür şiir gibi her zaman gibi anlattı. Sağ olsun. Emtia piyasasına endüstriyel metal bazında bir konuyla değinmek istiyorum. İki dakikada değin ama. Hayır, çok kısa iki cümle. Portföylerde Türk insanının fazla sevmediği ama çok önemli bir emtia alanı olan, değil mi? Dört tane emtia alanı var. Enerji emtia, tarımsal emtia, değerli metaller ve endüstriyel ve baz metaller. Çin'in bugün açıkladığı küçük ve orta ölçekli şirketlere bir paket geliyor. Bundan sonrası nereye gider? Bundan sonrası altyapı paketine doğru. O nereye gider? Gidiyor. Değerli metaller. Endüstriyel metaller şu anda portföyde endüstriyel metaller, baz metaller nedir? Demir cevheri, alüminyum, bakır, nikel, kalay. Bunların fonları var arkadaşlar. Bunlar fazla Türkiye'de yok. Evet, yani biz çünkü o kadar altın, gümüş manyağı bir ülkeyiz ki bunlar yok. Ama endüstriyel metal fonlarının da şu andaki dünya konjonktüründe paranın arttığı, yani para arzının arttığı dönemde ben portföylerde olması gerektiğine inanıyorum. Sadece Çin'in buraya doğru gittiği bir yolda olduğuna inandığım için. Mesaj çok net zaten. Global toparlanma olacaksa, Çin büyüyecekse metalleri para kayar diyorsun. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mert Yılmaz'a buradan sevgiler olsun. Açık Özgür'e adresini veremedik ama olsun. Evet, lokasyon atmamış. Veremedik. Haftaya şey yaparız. Çok güzel yayın oldu hakikaten. Dolu dolu. Bizden bu kadar. Umarız fiyatlamalarınıza bir şekilde değinebilmişizdir. Haftaya buluşmak üzere. İyi haftalar diliyoruz. İyi akşamlar.